D grubunda Cyborg vs Eray maçına geçtik. Eray, Josh Eray diye çoğu kişi biliyordur. Son hani 2018'de yapılan Turkish Cup'ın şampiyonu ve Cyborg'la Elo'ları birebir eşit şu an için. Cyborg Kımer, Eray'da ise Moğol var. Kımer Moğol eşleşmesi, hani Arabiya'da hep Frank Çin vesaire görüyorduk ama şu an farklı bir eşleşme göreceğiz. Moğol Kımer eşleşmesi. Şunu açalım. Draft'ı da hazırladım. Chat kim kazanır? Eray mı yoksa Cyborg mu? Cyborg'un odunun hepsi alt tarafta çıkmış. Yukarısı bayağı açık. O yüzden odunu bulmakta biraz zorlandı. İkinci işçiyi de yolladı oduna. Kımer. Bence Moğol Kımer'e karşı daha avantajlı. Hani Camel tercihi var. Mangu daha ileri var. Hani Kımer'in aslında biraz zorlanacağını düşünüyorum. Hem de Kev Archer gibi tercihleri de var burada Moğol'un. 3 tane oduna yolladı. Geyiklerini itiyor şu an için. Lane yapmadılar. 3 oduncu artı domuzla başlayarak hani burada birebir scout açılışı yapıldı yani. Domuzunu çekti Cyborg ama birazcık hani koyunun bitmesini bekledi çürümesini engellemek için. Domuzu şimdi koyun biter bitmez düşürdü. Yine Eray de burada domuzunu çekmiş. İşçi kaybedecekti. Son anda domuz öldü. Az kalsın işçi gidiyordu. Bir yandan geyik de itiyor çünkü. Geyiklerinden birini bitirdi. Şimdi ikincisini getiriyor. Kımer, Fil artı Scorp. Fil artı Scorp'a Kev Archer'dan da ziyade Mangu daha iyi. Hani Scorp'ları Mangu daha çok kolay düşürebilir. Mangu daha iyi. Siege'lere bonusu ile birlikte Kımer'i zaten counter'lıyor. Yine Kev Archer'lar Knight ve Fil'lere karşı iyi diyebiliriz. Maul'un Halbin'in olmaması belki biraz sıkıntı late game'de ama bence Castle'da büyük avantaj yakalayacak. Eray Moğol ile Cyborg ikinci domuzu da çekti. Burada Lumen'a tıkladı. 17 işçiyle Moğol olduğu için domuzdan ve geyiklerden hızlı topladı eti ve bu şekilde 17 işçiyle Feudal'a tıkladı. Çok erken bir scout rush göreceğiz. Cyborg da kapanmaya başladı. Şu an için Feudal'a çok çok erken tıklayan bir Eray var. Cyborg ise 19 işçi. Daha sonra Lumen alıyor. Bir 50 saniye kadar daha erken Feudal olacak. Eray oduna da 6 işçi yollamış. Şimdi 7.yi yolluyor. TC'ye geliyor Cyborg'un scout'u. Eray bunu fark etti ama şimdi Cyborg kurtuldu diyebiliriz oradan. TC'den de ok yedi. Evet, scout'un canı birazcık azaldı. Goçero hoş geldin, selamlar. Barracks geliyor Eray'dan. Fiddle %60'dayken 2 işçisiyle gitti. Hemen ardından stable'ını da atacak. Cyclops Serruh maçını kaçırdın Goçero. Şimdi günün en eşit mücadelesi Cyborg Eray maçındayız. Ve yeni başladık. Enkani Prime'le abone olmuş. Enkani Prime aboneliğin için çok teşekkürler. Hoş geldin. Umarım yayınlardan keyif alıyorsundur. Desteğin için çok çok teşekkürler. Şimdi Eray Feudal oldu. Stable'ını atıyor.
Diğer tarafta Cyborg'sa kapanmayı neredeyse tamamladı. Cyborg mesela 3 işçisi çalıştığı için burada 3'ünü de aynı tarafa çalıştırmaya başladı. Biri burada olsa Scout sıkıştırıp düşürebilirdi. Bunu yapması da Cyborg'un iyi bir oyuncu olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Stable atılıyor. Bakalım Cyborg ne başlayacak? Eray da yavaş yavaş kapatıyor base'ini. İlk scout'u çıktı Eray'ın. Cyborg da hemen stable atarak başlıyor. Karşısında Maul olduğu için 4 işçiyle atıyor stable'ını hızlı birikmek için. Burada Eray'ın yapması gereken araya Spearman basmak Kımer'e karşı. Çünkü Kımer Barak satmadan stable attığı için burada Spear geldiğinde çok zorlanıyor. Yani hani o da Spear eklemek istemiyor. O yüzden ekstra bir barak satması 175 odun ve gecikmesi ekosunu çok bozuyor Kımer'in. Kımer'e karşı oynuyorsanız araya mecbur Spear eklemelisiniz. Yoksa o barak satmadığı için önde başlıyor. Bakalım burada Scout savaşları devam ediyor ortada ama Cyborg o Scout'un canı azdı zaten ve kaybetti. Tamamen kapalı. Scout'lar şu an için içeri giremiyor. Eray da neredeyse tamamen kapanmış. Şimdi Echo'yu oturtmaya çalışıyor. Düzenlemeye çalışıyor. 4 tane Scout'u var. Sanırım devamını basmayacak artık. Yani ranklarını şu an görüyor musunuz chat? Cyborg 1957, Eray 1951. Hani aralarında 6 puan var. Hani rank aratsalar bile karşılaşacak oyuncular. Oo, Stone'a giren bir Eray abi var burada. Stone'a girdi 5 işçiyle. Wilberov'unu alıyor. Sanırım Castle olup Mangudai oynayacak Moğol'la. Burada Mangudai'yi izleyeceğiz. Kımer'e karşı da Mangudai'ler çok çok güçlü birimler oluyor. Hem Scorpion'u hem Knight'ları düşürmek için. Yine file karşı bile iyi o hızıyla birlikte. Ama tarla sayısını sanırım biraz arttırması lazım. Castle'a tam akı dönmeyecek. Stone erken girmiş olabilir. Cyborg da 4 scout bastı. Devamını basmıyor. İkisinin de scout sayıları eşit. Rain biraz scout'unun canı az. Ama o da Cyborg'a hasar vererek orayı dengeledi diyebiliriz. Zaten bu oyuncuların çoğu Wobbly'de oynayan oyuncular. Wobbly'de vesaire oynadıkları için hani burada 356 oyun çok bile, hani benim de 150 oyunum var ama 1650 el oyun. Hani Wobbly vesaire oynamamama rağmen hani çok da az oynuyorum, hani haftada 3-4 oyun anca oynuyorum. Scoutlarıyla Eray içeri girmeye çalışıyor. Cyborg şimdi Eray'ın base'in önünde. Castle'a Cyborg erken tıklayacak. Kımer'in 18'de tarlası var. Güzel tarla açmış ve eti çok hızlı geldiği için Kımer'de tarlacılar direkt bıraktığı için güzel et birikiyor. Gold'u yine fena değil. 5 gold'da işçisi var. Ve Blacksmith'e ihtiyaç duymadan tıklayabilecek. Eray'ın bir de Blacksmith atması lazım. Cyborg şimdi Castle'a tıkladı. Daha erken Castle olacak. Ama Eray'da birazdan Blacksmith'in de atıp Castle'a tıkladığını göreceğiz. O kale gideceği için base'ini savunabilir. Predator dediğim gibi ben hani daha çok aslında vakit bulamıyorum doğrusu. Hani yayınlardan vesaire sürekli her gün yayında olduğumuz için pek vakit bulamıyorum ve yayından bittikten sonra hem yorgun oluyorum hem de artık açıkçası Age of görmek istemiyorum. Toparlan gitmiyoruz. Abone olmuş 3. ay aboneliği Prime'la inşallah nice aylara demiş.
toparlanın gitmiyoruz. 3 aydır bizi desteklediğin için çok çok teşekkürler. Nice aylara inşallah. Umarım sen de keyif alıyorsundur yayınlardan. Bugün Prime'le abone olup bizi destekleyenlere de teşekkürler. Umarım daha güzel içerikler, daha fazla yayın sizleri bekliyor olacak. Eyvallah, sağ olasın, toparlanın gitmiyoruz. Şu an Eray da geçiyor, aralarında 1 dakika var ama hani Eray geçer geçmez kalesini atacağı için beysine bu çok önemli değil. Kaleye atıp Manguday'ı başlayacak. Oyun kasıyormuş herhalde ara ara. Biraz droplar olmuş. Ben kapatabiliriz. Bloodlines'ını alıyor stable'dan. Hani Manguday için de önemli o. Stone'u tam geldi artık. Kalelik stone'u var. Castle olmasına 25 saniye, bakalım kaleyi nereye atacak. Cyborgs'a 3 TC'ye çıkıyor ve bir manastır atıyor. Relikleri toplayacak. Gold'una ve dışarıdaki gold'a TC attı. Birden manastırla reliklere gidecek. Map kontrolü için bir avantaj. Hani bu karşınızda kale gidip Manguday basan biri varsa ya da kale askeri defansif oynuyorsa sizin de map kontrolünü alıp bu açığı kapatmanız gerekiyor. Botkin'e de tıkladı. Hemen ikinci oduna tıklıyor. Kale geliyor. Eray gerçekten güzel ayarladı ekonomisini. Zaten bu Hidden Cup Arabias olduğu için hani bu turnuva haritalarında oynatmamızın sebebi reliklerin, goldların, odunların adaletli dağılması için. Bunlar ayarlı zaten. O yüzden bizim belirlediğimiz maplerde oynanıyor. Hani iki tanesi sizin köşelerinizde, bir tanesi ortada çıkıyor Arabiya'da. Yukarıda odunu açılacak, yarayın oraya dikkat etmesi gerekebilir. Manguday'lar basılıyor. Cyborg işçi sayısını iyice arttırdı. 3 TC giderek. Burada geyikleri de topluyor. İlk Manguday çıktı. Orada Knight kalenin de menziline girince iki atışta düştü. Hani Cyborg da full boom oynuyor. Asker basmıyor. Eğer Manguday'lar birikirse biraz Cyborg için işler zora girebilir. Şu an işçi sayısında 10 işçi kadar önde. Evet, bu Eray, o Eray bozguncu. Son Turkish Cup şampiyonu. Eray dışarı şimdi TC'sini atmaya gidiyor. Manguday'lar iyice birikti. Şimdi zırhını da alacak ona. Monklarıyla ama relikleri toplamaya başlamış Cyborg. İlk reliği getiriyor. Şimdi ortadakine de ilerliyor. Ben Manguday'ı tercih ederdim, toparlan gitmiyoruz. Manguday belki de oyunun en güçlü birimi diyebiliriz. Durdurulması çok zor. Ortadaki Cyborg'un Monk'unu da şimdi Manguday'lar yakaladı. Diyecektim ki tam da o anda düşürdüler. Balistiği yok ama şu an için Raid'e gidiyor. İşçi farkı 20'ye kadar geldi. Artık hamle yapması lazım Eray'ın. Monk'la orada Manguday'ları convertleyemedi. İkinci Monk'unu da kaybetti. Burada Parasite Wall'u yıkıp içeri girmek istiyor ama Cyborg hemen arkayı evleriyle birlikte kapattılar. Oradan içeri girmesi artık zor. Manguday'ı basmaya devam ediyor. Stone da topluyor. Yani ikinci kaleyi de atacak. Hatta ikinci kaleyi Castle Drop olarak forward ön tarafa attığını görebiliriz. Yukarıdan da iki Manguday ile geliyor. Şu an o TC'nin atıldığı yeri fark edecek. Cyborg'un ordusu yok. Husbandry'i yeni alıyor ve Knight basmaya başladı. Burada acaba TC dibinden geçecek mi? TC dibinden geçiyor Cyborg.
Orada TC'ye sokmakta biraz gecikince Ray içeri girdi. Mangu dahileriyle odununa doğru gidiyor Cyborg'un. Cyborg daha Blacksmith'ini yeni atıyor. Knight'ların hazır alana kadar ve birikene kadar Mangu dahiler epey hasar verecek gibi. Cyborg 2 tane Monk getirdi. Mangu dahileri convertlemeye çalışıyor. Knight'larla da orayı tanklıyor. Bakalım convert olacak mı? Bir türlü convertleyemedi. Şimdi Mangu dahilerden biri convertlendi. Diğerlerini de Knight'larla düşürmeye çalışıyor ama Array bayağı bir dağıttı buradaki ekonomiyi. Cyborg hala önde. Yukarıdaki Mangu dahi de yine Monk'larıyla durdurdu. Cyborg'dan bir Mangu dahiye karşı Monk defans geliyor. Array da diğer tarafta Light Cap upgrade'ini alıyor. Monk'ları gördüğü için hemen Light Cap basacak. Mangu dahiler işçi almaya devam ediyor. Burada Knight'ları da temizleyecek. Solda Monk'u yine düşürdü. Stable'lar geliyor. Knight'a iyice dönen bir Cyborg göreceğiz. İçerideki Mangu dahiler artık temizlendi diyebiliriz. TC dibinden geçiyor ama arkadan bir 5 Mangu dahi daha geldi o oduna. Cyborg'a bayağı bir işçi kaybettirecek. Tamlink geliyor. Solda Cyborg bir Mangu dahi daha convertlemeye çalışıyor. İşçi de çok önde Cyborg ama ordu üstünlüğü tamamen Eray'da. Array Light Cave'lerini basıyor. Yani ekonomisi de fena değil. Ön tarafa doğru giden bir Cyborg var. Buraya acaba TC mi atacak diyeceğim ama stun'u yok diye biliyorum. Mangu dahiler Monk'ları da bir anlık dalgınlıktan yararlandı ve düşürdü. Light Cave'e döndüğünü gördü Cyborg. Artı 2'yi daha yeni alıyor Knight'larına. Moğol'un Light Kevin'in de 98 canı var. Düşürmek gerçekten zor. Şimdi arkadan Knight'larla sıkıştırmış Mangu dahileri ama Mangu dahiler ölümcül birimler. Cyborg şu an Knight sayısını artırıyor. 84 işçi, yani 23 işçilik bir farkı var hala. Ahmet Akgül hoş geldin. Eray da Mangu dahi ve Light Cave'leriyle işçi farkını kapatmaya çalışıyor. Sürekli raid atarak. İçeri giren Light Cave'ler şu an için temizlendi. Cyborg'un da Knight sayısı iyi artıyor. Eray'dan bir Castle Drop geliyor öndeki odunu ve buradaki gold'u kesen çok güzel bir kale geliyor. Diğer odunu zaten sürekli Mangu dahiler darlıyor artık. Üst tarafa doğru genişlemesi gerekecek. Baturalp Yılmaz, aleykümselam, hoş geldin. Knight'lar o Mangu dahileri kovalamaya devam ediyor. Öne gelen kale şu an Cyborg'u iyice köşeye sıkıştıracak. Knight'larda daha Bloodlines yoktu. O kale tamamlandı şimdi. Eray 3. TC'sini atıyor. Burada bir oduncu daha kaybedecek. Hala 20 işçilik fark var. İşçi sayısında Cyborg hiç geri vites yapmıyor. Knight'larla da bu Mangu dahileri şimdi yakaladı. Odunu yukarı taşımış. Aynen Eray abi de hala balistik yok şu an. Cyborg'sa Knight spamına başladı. Ekosu oturdu artık. Ve hani 100 işçiye yaklaştı. Bol bol Knight basıyor. Eray ise buraya bıraktığı 2 ve 4 Mangu dahiyle bu odunun toplanmasını engelledi. Öndeki odunu kalesiyle engelledi. Mangu dahiler yine sürekli burayı darlıyor. Knight'lar şimdi arkadaki odundaki işçilere doğru gitti. 100 işçiyi geçen bir Cyborg var. Eray da 80'e yaklaştı ve Eray'ın imp'i geliyor. Burada Mangu dahilerle imp'e de tıklayınca elit olursa durdurulması imkansız. Özellikle Knight'larla. Adal kim tanımıyorum ama başkaları hakkında chatte konuşmak
yazsak başka yayıncıların hakkında hiç chat'te konu açmıyoruz. Muhtemelen bir yayıncı banlandığına göre. Çünkü o da bizi sıkıntıya sokuyor. Knight'larıyla şimdi Cyborg Mangudai'leri temizlemeye çalışıyor. İmpe tıklamış. Eray ve Mangudai birikmeye devam edecek. Cyborg'un da imp ekosu geldi. O da Kavalye'den ilerleyecek. Hayır, ölüm grubu bu değil ama bu iki öncünün elosu birbirine eşit. 1957'ye 1952. Evet Frenilium, pazartesi itibariyle başlayacak. YouTube'dan takip edebileceksiniz pazartesiden itibaren. Evet Moteng. Şimdi Cyborg bir TC'si daha atıyor. Knight'larla Eray'ın base'e gidiyor. Eray Mangudai'leriyle kovalamaya başladı. Burada imp'e de tıkladığı için hani yanına ne ekleyecek acaba? Skirm eklerse aslında Knight artı Skirm bir yanıt üretebilir. İşçi sayısı gayet iyi durumda. Elinde güzel Knight var. Base'in içine kale atıyor Cyborg. Burayı trebleyecek. Şu an denk mücadele gidiyor diyebiliriz. Burada ırk farkı biraz ortaya çıktı. Eray'da balistik de var artık. O yüzden Knight'leri çok hızlı düşürüyor. Hani Maul Khmer'e karşı gerçekten iyi bir ırk. 3 tane Mangudai yine içeri girdi. Burada 12 işçisi idle yalnız Cyborg'un. O 3 Mangudai'yi almaya gidiyor şimdi Knight'ları ile birlikte. Yukarıda da yine Knight'larla Mangudai'yi kovalamaya başlamış. Hemen Elite Mangudai ve Bracer upgrade'i geliyor Eray'dan. Şu an elinde 22 Mangudai'si var ve Elite onlar. BK, PBE. Bak hala diyorum ki konuşmak yasak. Hani saçma ya da şöyle böyle bir şey diyemeyiz. Hani başkalarının hakkında konuşursam bir sonrakinde banlamak durumunda kalacağım. Bu arada Cyborg Eray'ın oduncularına girmiş. Bayağı bir işçi aldı. Orada katliam var. Knight'lar katliam yapıyor. Diğer tarafta Mangudai'ler de aynı şekilde Cyborg'un base'de. İki tarafta işçi kaybetmeye devam ediyor ama Eray 70 işçiye kadar düştü. Burada TC'ye de vurmaya başlamış. Onları kavalye yapıyor. Yukarı bir kale daha atacak Cyborg. Eraysa Mangudai'leriyle burada birikiyor. İçeri doğru ilerliyor. Şimdi Eray B'sine kale atacak. Burada kale atıldığını da görürse eğer Cyborg işçi alabilir yine. Ama üniversiteye saldırıyor şu an. Fark etmedi sanırım. Eray'dan Quick Wall geldi. Ama alt tarafta başarılı değil. Biraz daha işçi kaybedecek. Base'ini artık zırhı geldi o Knight'ların ve Kavalye'de oldular. Mangudai'ler de birazcık Cyborg'u raidlemiş. O da yani 117 işçilere kadar düştü ama hala işçi sayısı çok fazla. Eray 59 işçi de. 58 işçi, 57 işçi. Raid devam ediyor burada odunda. Hala raid yapan Kavalye'ler var. Fil basan bir Cyborg görüyoruz Kavalye'nin yanına. Mangudai'lerin de ön tarafta kaybetti. Eray geri çekiliyor. İşçi sayısı biraz azaldı. Cyborg karşı atağa giderek kavalyeleriyle raidle oyunu döndürdü diyebiliriz. Yukarı kale atıyor. Alt tarafta da Eray bayağı bir işçi almış Mangudai'leriyle. Cyborg da işçi kaybetmeye devam ediyor. Kavalyeler bir kez daha raid'e giriyor. Bakalım durdurabilecek mi Eray? Base'inde iki kalesi var. Ve Cyborg treblemeye başlamıştı Eray'ın kalesini ama Mangudai'ler o trebi düşürdü. Kavalye'yi işçilerle dövmeye başladı mecburen Eray. Orada kavalyenin canı azdı. İşçilerle kavalyeyi dövüp düşürdü. Stone toplamaya devam edecek.
Mangudaylar base'e gelen kavalyeleri düşürüyor. Şu an hani Cyborg o erken ipte kavalye ile birlikte Rush'ı ile güzel bir etki oluşturdu ama şu an itibariyle eğer işçi sayısını arttırıp daha fazla hasar görmezse Irkan'ın avantajını, Moğol'un avantajını gitgide hissettirmeye başlayacak oyunda. Ve base'inde iki kale olması, TC'lerin olması. Şu an mesela kavalyeler geliyor ama kalelerde Ballistic, Chemistry, Bracer hepsi olduğu için Mangudai için iyi hasar veriyor. Şu an ön tarafta Mangudai birikmeye devam edecek. İçeri giren kavalyeler pek bir şey çıkartamadı. Yani Cyborg'un da ordusu epey azaldı ama Era'yı raidlemeye devam ediyor. Kavalyeler eve vuruyor şu an orada petrol verildiği için. Eray burada girdi. Cyborg'un base'de kavalyeleri düşürmeye başlamış. İki tane de fil var. O iki fili de aldıktan sonra raid'i iyice arttıracak. Filin biri düştü, diğerini de aldı. Gelen kavalyelerin canı zaten az. Tepeden vuruyor bir de Mangudaylarla kavalyeleri düşürüyor. Hani base'e giren kavalyeler raid'e devam edecek. Hani Eray'ı bıktırarak burada raid'le sürekli GG etmek istiyor ama Eray da Mangudaylarıyla o gücünün farkında şu an diğer Mangudayları da bir araya getirdi. Aynen, Eray'a bir de ping varmış, biraz oyun kasıyormuş onu, yazmış sürekli. Şu an burada 73 işçi var Cyborg'un, hatta daha fazla 78 işçisi var. Eray Mangudaylarla oraya gitti, birazıyla da içeri giriyor. Bu iki kale base'i şu ana kadar korudu diyebiliriz. Eray ama hala 58 işçi de işçi sayısını arttırması lazım. Bir Predator Prime ile abone olmuş. Predator Prime aboneliğin için çok teşekkürler. Desteğin için sağ olasın. Umarım yayınlardan keyif alıyorsundur. Desteğin için çok çok teşekkürler. Siz de Prime ile ilk ay bedava son aylık 8 liraya abone olabilirsiniz. Nasıl olacağını öğrenmek istiyorsanız da ünden Prime yazıp 2 dakikada videoyu izleyerek hani oradan öğrenebilirsiniz. Şu an Cyborg'un bütün işleri yukarıda ve yarısından çoğu idle. Burayı tamamen denyladı. Öndeki kalesini tirebiliyor. Ve base'i de safe aldı artık. İşçi sayısını arttıran bir Eray var. Ve Cyborg'un gold'u kalmadı. Cyborg light kevlerle trap'i düşürmeye gidiyor. O trap muhtemelen düşecek ama bayağı da bir ordu kaybediyor. Yoksa trap düşmeyecek mi? Trap şu an düştü ama yenisi açıldı. Burada durmasının sebebi öndeki gold'u toplatmamak. Cyborg'dan yine işçi almaya devam ediyor. Ama Eray da kalesini kaybedecek gibi duruyor. Karşısında 3 tane trap var. İki tarafta kaleleri tamir etmeye devam ediyor. Şu an işçi sayısını tekrardan 70'lere kadar çıkardı Eray. Ve artırmaya devam ediyor. 2500 gold'u var. Cyborg'da gold bitti. Sadece light key basarak hani burada Mangudai'yi durdurmak gerçekten zor. Ya yani Skirm dönse bile Maul hani Hüsar'a çok hızlı dönebiliyor ve Hüsar'ları güçlü gerçekten. Öndeki kalesini kaybetti Eray. Ekstra stone'ları toplayıp bir kale daha atması onun için iyi olabilir. Ama elinde 30 Mangudai var. Güzel bir maç geçiyor hani başa baş. Hani hangi tarafın kazanacağı çok belli değil. Cyborg işçi sayısını artırmaya devam ediyor. İşçi kaybettikçe yenisini basıyor. Cyborg da treblerle Mangudai'yi vurmaya başladı. Birini düşürdü. Orada treble Mangudai'yi vuran bir Cyborg var. Eray önüne ikinci kaleye atıyor. Trebler o Mangudai'leri vurmaya devam edecek. Bir Mangudai daha düştü. Oo, Eray arkada. Arkada Mangudaylar tarlasına girmiş Cyborg'un. Burada çok fazla işi düşüyor. Yine odununu da buldu. Cyborg işçi sayısında baya baya geri düşecek. Eray abi aleyküm selam, hoş geldin. Spoiler vermezsen seviniriz. Eline sağlık bu arada. 78 işçi de şu an Eray. Bu arada Eray diyorum abi sürekli, kolay olsun diye, kusura bakma hani Eray abi diye sürekli diyemiyorum. Burada Mangudai'ler, Light Cave'leri mikrolamaya başladı. Cyborg sürekli işçileri sağ sol taşıyor. Yani 60 işçisi burada takıldı tarlada.
Ön taraftan Mangudaylar trebleri almaya geldi. 80 işçiye kadar da çıktı. Sağdan bir trap daha geliyor. Şu an Cyborg çok zor bir durumda. Sadece Light Key'e basıyor. Gold'u bitti çünkü. Hani map'inde toplayabileceği bir gold kalmadı. Diğer tarafta Kavalyeler. Burada Mangudaylara yine düşecek. Trebler açıldı. Cyborg kalesini kaybedecek gibi. Şu an 34 Manguday var. Cyborg yine raid'e gidiyor. Botkin'e robo alıyor. Sanırım Skirm'e dönecek burada. Aynen, Archer Ranch'ler atılmış. Skirm'e dönmeye başladı. Air Item Eco'yu toplamıştı ki Cyborg bir kez daha aynı bölgeden, odunun olduğu yerden Light Cav'lerle raid'e başladı. Ön tarafta Trebler kaleyi düşürmek üzere. Mangudaylar artık neredeyse tek atıyor Light Cav'lere. Base'deki bu iki kale, hani upgrade'leri de full olduğu için raid'i baya baya zorlaştırdı. Burada Trebler. Artık kaleyi düşürdü ve Mangudaylar içeri girmeye başladı. Yukarıda TC'nin dibinde de gelen raid'i ilk başta durdurdu artık. Skirm'lerin zırhları da alınıyor. Yavaş yavaş Skirm'e dönen bir Cyborg var. Sağ tarafta Gold'a giden Era'yı da yakalamış Light Cav'leriyle. Raid devam ediyor. Sağdan içeri giren bir Era'yı var. O yıka yıka gitmek istiyor. Raid'den çok. Kımer'e karşı. Sağ tarafta Light Cav'leri Mangudaylar ile durdurmaya çalışıyor şimdi, o raid'den kurtulmaya çalışıyor. 46 Manguday oldu. Hani elinde Mangudaylar'ı hiç kaybetmediği için işçi sayısının düşmesi çok önemli olmuyor. Tekrardan toplayabiliyor. Hani sürekli Cyborg gibi asker basmak durumunda değil. Hani Cyborg'un bastığı askerler ölüyor ve yerine yenisini koymak zorunda, ama Mangudaylar uzun süredir hayatta. Şu an Elite Skirm geliyor. İlk zırhı alınmış sadece. Hani zırhları full olmadan Mangudaylar Skirm'leri bile düşürebiliyor. Buna dikkat etmesi lazım. Eray tekrardan Gold'a eşlerini yolladı. Burada Mangudaylar'a Light Cav'ler ve fillerle birlikte girdi, ama Mangudaylar o mikro işini çok iyi yapıyor şu an. Mikrolayarak oradan uzaklaştı. Ve bütün hepsini temizledi. Parti'nin taktik eksikmiş Mangudaylar'da. Şimdi zırh için onu alıyor. Skirm'leri de görünce. Gelen 4-5 Skirm'i de temizleyecek. Yukarıda Mangudaylar bir kez daha raid'e girmiş. Cyborg çok fazla işçi kaybediyor. Yine Era'yı atmış. 4 işçilere kadar düşmüş. Sağ taraftaki Gold da bir türlü rahat vermedi. Relikleri toplayan bir Era'yı var. Mangudaylar sağdan soldan şu an 4 bir koldan raid yapıyorlar. Tarlaların olduğu yerde Mangudaylar epey işçi aldı. Light Cav ve Kavalya geliyor oraya. Mangudayları bakalım temizleyebilecek mi? Pardon beyler. Oyun sonu bakalım Gökhan. Mangudaylar arkaya da girdi. Şöyle hatta bakalım toplam kaç tarla açmış diye. Şu ana kadar 137 tarlası var. Yani Cyborg'da 137 tarla var ama 70'i çalışabiliyor. Diğerleri idle. Mangudaylar burada gelen Light Cav'leri yine düşürüyor. Ön taraftan Light Cav'ler temizlenmiş. Mangudaylar ittirmeye başladı. Cyborg artık ekonomiyi de bozulduğu için asker spamlayamıyor. Mangudaylar'ı köşede tepeye çıkartıp gelen Light Cav'leri temizledi. Skirm'lerle Cyborg geliyor ama Mangudaylar bir kez daha tam yerine gitti ve 25 tane işçi var orada. Onlar da birer birer düşecek. Şu an ama Era'yın da Gold'u bitti, bu ekstra Gold'u toplayamıyor. Reliklerden gelen bir Gold'u var, o yüzden Mangudaylar'ın artık kolay kaybetmemesi lazım. Arkada Light Cav'leri temizledi diyebiliriz.
önde geri çekiyor Mango Dai'lerini ama Cyborg da artık yüz işçinin altına düştü. Ve trash spamlarken yüz işçinin altında kalmak biraz onu zorlayacak. Mango Dai'leri tutmak için Skirm'in son zırhını da alıyor. Tarla sayısını arttıran bir eray var. Burada Hüsar'a dönecek sanırım yanında. Elinde 37 Mango Dai kaldı. Önden bir trap getiriyor. Buradaki kaleye veya TC'leri açmak için. Görüşürüz Eray abi. Eline sağlık tekrardan. İyi geceler. Şu an Mango Dai'ler. Burada tekrardan raid'de gelen light cave'leri, skirm'leri tekliyorlar resmen. Mango Dai'ler durdurulamıyor ve işçi farkı artık kapandı. Zırh upgrade'leri geliyor light cave'ler için. Bir TC daha atıyor Eray. Şimdi light cave'ler gelince skirm'lerin de artık tamamen miadı dolacak. Ama Mango Dai sayısı epey azaldı. Cyborg da Mango Dai'leri skirm'lerle azalttı. Yani Maul Hüsar'ını Light Cave'le vesaire durdurmak çok zor. Canı çok fazla çünkü. Hemen stable sayısını arttırıyor. Zırhları geliyor arda arda. Yukarıdan Cyborg bir kez daha raid'e gidecek. Eray yukarı oduna TC atıyor raid'i. Geleceğini fark etti o Light Cave'lerden. Bakalım TC'yi tamamlayabilecek mi? Light Cave'ler geldi oraya. Ama o TC tamamlanacak gibi duruyor. Skirm'lerle de ilerlemeye başlamış. Şimdi TC'ye girip gelen Light Cave'leri durdurdu. 86 işçi de Eray artık, hani buradan Maul'u durdurması cidden zor gözüküyor ama Cyborg da çok iyi direndi o Mango Dai baskısına. Raid'e rağmen 100 işçi civarlarından hiç düşmedi. Şu an Chemistry'de alması lazım sanırım Skirm'ler için. Epey bir yatırım yaptı oraya. Ama Eray'dan da Light Cave'ler birikiyor. Hüsar'ı sanırım alamayacak, 600 gold pahalı bir upgrade çünkü. Ön tarafa siege atan bir cyborg var. Siege atmaya geliyor. Burada hem kalenin altındaydı hem de light cave'ler araya güzel girdi. Orada bayağı bir ordu kaybettirdi cyborg'a. Yine yukarıda cyborg light cave'lerini TC'ye kaybediyor. Treblerini Eray biraz öne götürünce light cave'ler tarafından yakalandı. Ortada artık light cave spamı iyice hızlandı. Trap'in birini tamir ederek kurtarmayı başardı. Diğer tarafta Mango Dai'si kalmayan bir Eray var artık. Bütün Mango Dai'ler gitti. Sadece light cave oynayacak ama o 3 relik avantajı gold getirmeye devam ediyor. Sağ alttaki ekstra gold'a da TC atan bir Eray var. Burada o gold'u da toplayacak. Maç gibi maç vallahi demiş Egemen abi. Bir saati geçen bir maç. Gerçekten çok çekişmeli. Hani chatte biraz gruplar adaletsiz mi falan demişlerdi ama şu an ne kadar aslında eşit olduğunu görüyorsunuz. Birkaç oyuncu hariç. O yüzden keyifli maçlar olacak. Şu an yukarıda raid devam ediyor ama Captram upgrade'i geliyor. Cyborg ramlemeye başladı ön tarafı. Diğer tarafta Eray da artık. Evet, Liquipedia güncelleniyor sürekli, Göken güncelliyor. Ama onay süreci var onların. Onaylandıkça güncelleme oraya geçiyor. Üst tarafa bir kale daha atacak Cyborg. Buradaki tarlalarını korumak istiyor. Sağ alttaki TC de Eray'a gold getirecek. Göken, Liquipedia'nın Discord'una yazabilir misin sen bir de?
Hani böyle böyle diye. Orada Age of sayfası var. Wikipedia'nın sitesinden Discord'u bulabilirsin. Ünlem Türk İşlik yazarak ulaşabilirsiniz. Yukarıya kale geliyor Cyborg'dan. Cyborg şu an oyuna ortak oldu, hatta öne geçti bile diyebiliriz. Ramlerle birlikte burada yıkmaya başladı. Eray istediği light kill sayısına bir türlü ulaşamıyor. 91 işçi de son atak upgrade'ine daha var. Diğer tarafta full upgrade light kevler. Yani Hüssar olursa Maul'unki çok güçlü ama şu an Hüssar'da olamayacak gibi. Gold toplamaya başlamış tekrardan. Yani Mangudai'ye döndü ama Skirm sayısı fazla. Orada Skirm'ler. Bu arada treblerle ram vurmaya çalışan bir eray vardı ama light kevleriyle girip orada savaşı kazandı. Burada Manastır'da yıkılınca 3 relik dışarı çıkacak. Cyborg bu 3 reliği alabilir. Şu an raid'i iyice arttıran bir Cyborg var. Eray da son atak upgrade'ini alıyor ama light kev sayısı baya baya düştü. Base'ine şimdi stable atmaya devam ediyor. Yıkılan stable'larının yerine yenisini koyacak. Sağ alta da bir siege. Ve stable gelmiş, burayı ramleyecek. Ve Hüssarlarıyla, light kevleriyle daha doğrusu orada işçileri temizleyecek. Cyborg güzel darlıyor şu an. Öndeki kaleyi de ramlemeye başladı. Oyun bu sefer de Cyborg'a döndü diyebiliriz. Şu an Eray'ın işi zor gözüküyor base'de. Mangudai birikmeye başladı gelen gold'la. Cyborg 130 işçide ve Siege Ram upgrade'ine de tıklamış. Base'de kalelerin dibinde Light Cave ve Mangudai'leri ile Eray orayı temizlemeye çalışıyor. Cyborg ise zaten farm sayısı fazla ve Kımer Mangudai'leri almak için girdi. Ama burayı bu sefer temizleyen taraf Eray ve ordu birikmeye başladı. Cyborg'un bu ordusu giderse Eray tekrardan öne geçebilir ama sağ altta remleniyor ve buradaki işler de gidecek. Relikleri de şimdi dışarı çıkacak. Yukarıda da raid devam ediyordu. Orayı da TC tutacak. Light Cave artı Mangudai ama Light Cave'i resmen yağdırıyor burada Cyborg. Çok fazla Light Cave'i var. Herhalde kalenin altına çekti ve Mangudai'leri şu an arkadan çalışmaya başladı. Kalenin altında direnemedi tabii ki orada Cyborg ve Light Cave'lerinin hepsini kaybetti diyebiliriz. Arkadan basmaya devam ediyor. Şu an Mangudai'ler ramlere vuruyor. Gelen siege ramleri Mangudai'ler bonus damage ile birlikte düşürdü. Light Cave'ler skirmlere gidiyor. Mangudai birikmeye devam edecek. Eray tekrardan oyuna dönüyor diyebiliriz. O kale altında savaş Cyborg'a hiç yaramadı. Ordu üstünlüğünün hepsini verdi. Ramlerini verdi. Ve Eray bir kez daha oyuna döndü. İşçi sayısını artırmaya çalışıyor. 2 gün sürecek sanırım bu maç. Gerçekten çok çekişmeli, başa baş gidiyor. Ama GG geldi tam ben 2 gün sürecekti divanda. Ve Cyborg 1 puanı hanesine yazdırdı. 1 saat 15 dakikalık bir Arabia maçından sonra. Gerçekten çok çok keyifli bir mücadele izledik. Bakalım ikinci maçta neler olacak. İkinci
İkinci map'imiz Gold Rush. Bakalım Gold Rush'ta neler izleyeceğiz. Oyunumuz bağlandı. Eray'da Macar, Cyborg'da ise Berber var. Bu sefer ırk avantajı Cyborg'da diyebiliriz. Gold Rush mapinde. Predator'da çekişmeli değil diyenler burada mı demiş. Bugün herhalde sahura kadar sürecek bu eşleşme. Daha ilk maç saat 11.10 olmuş. Bakalım Eray Macar'la Cav Archer oynayabilir diyeceğim ama yine Berber'in Camel Archer tercihi var. Diğer tarafta Knight oynasa Camel tercihi var. Hani Macar'la Berber'e karşı oynamak çok zor. Tam bir counter diyebiliriz. Bakalım nasıl bir Gold Rush izleyeceğiz. Chat kim kazanır? Hemen bir anket. Hemen yayına bir açayım yandan. Bir anket yapalım hani. Çok çekişmeli geçti ilk maç. O yüzden hani kimin kazanacağına da bir türlü kestiremedim. Sizin de bir görüşlerinizi alalım. Anketimizi yapalım. Yeni anket diyoruz. Kim kazanır? Eray Cyborg. Şöyle yapalım. Anketi başlattım. Sohbet kısmından ankete katılabilirsiniz. Hani bu maç için soruyorum sadece. Gold Rush için kimin kazanacağını düşünüyorsunuz? Eray Macar'la geyiklerini itiyor ve yavaş yavaş kapanmaya başladı. Cyborg aynı şekilde evleriyle kapanıyor. Şu an oylama da %55'e 45. Hani eşit gidiyor. Burada gergedanını çekmiş Eray. Aleykümselam dentist hocam. Son geyiğini de çekecek Eray. Geyiklerini çok erken çekti. Cyborg henüz hiç geyik itmedi sanırım. Aynen, Cyborg hiç geyik itmedi. Map'i açıyor. Hayır değil Bad Sector. Burada Cyborg'un geldiğini Eray fark etmiş olacak ki hemen scout'uyla peşine takıldı. İlk vuruşu da yapmayı başardı. Hatta ikinciyi de vurdu. Ama tepeden vuran bir Cyborg var. Şu an o farkı kapattı. Tekrardan bir vuruş daha. Yine burada vurdular. İlk vuruşu burada Eray vurduğu için Eray avantajlı, 2 can da fazlası var. Cyborg evine atıyor. Ve kapanmaya başlamış. Daha doğrusu hızlandırmış kapanmasını. 18 işçiler artık Feodal'a tıklayacaklar. Sağ tarafını Eray tamamen kapattı. Şimdi yukarıyı da kapatmaya işçisini yolladı. Ve komple kapalı olacak Macarlı ama içeride sadece bir Gold'u var. Gold'un biri dışarıda kaldı. Diğer tarafta Cyborg'un tam arkada bir Gold. Burada Feodal'a daha erken tıklayan bir Eray var. Cyborg ön taraftan kapatmaya gidiyordu ama
Eray şu an oranın kapatılmasına sanırım izin vermeyecek. Şu an scout içeride. Eray ise komple kapandı diyebiliriz. Şurada ufak bir açıklık var. Cyborg hiç burada geyik itmedi. Diğer tarafta Eray dördünü de itmişti. Baraksını atmaya başladı. Hemen stable'ını da ekleyecek zaten. Eray scout'unu Cyborg'un oduncuların içinde unutunca bir anda Cyborg işçileriyle vurup o scout'u düşürmeyi başardı. Ön tarafa şimdi Barracks geliyor Cyborg'dan. Eray ise stable'ını atmaya başladı. Odun ve tarla upgrade'ini hemen tıkladı Eray'ın ekonomisi. Çok güzel geldi o 4 geyikle birlikte. Cyborg hala kapanamadı. Sağ tarafı açık komple. Ve Macar'ın Fiddle'da daha büyük avantajı var Berber'e karşı. Berber'in avantajı Castle'da başlıyor. Macar hem daha ucuza basıyor ve atak upgrade'i de bedava olduğu için Scout savaşlarında, Fiddle'da, Spear savaşlarında çok çok önde çıkıyor savaşlardan. Cyborg da hemen Spear bastı base'in önüne. Burayı wall'lamaya devam ediyor. Burada Palisade Wall var. Arası açık değil. Oylamada %56 Cyborg, %44 Eray kazanır çıkmış. Şu an scoutlar gelmeye devam ediyor iki taraftan da. Cyborg map'ini çok geniş kapatıyor. Bakalım kapanamadan Eray içeri girip yakalayacak mı? Yoksa spear'lar yeterli mi şu an için? Şu an ormanın orası açıldı sadece ama bu arası kapalı. Onu da birazdan fark eder. Şu uzaktan bakalım birazcık scoutlarını biriktiriyor Eray. Sağ altıda Cyborg şimdi kapatacak tamamen. Kapandı diyebiliriz. Çok geniş bir şekilde kapandı. O yüzden Echo da biraz geri düştü. Kapanmaya çok vakit ve işçi harcadı. Burada odun harcadı. Araya Spearman'ler de bastı yine. Eray hiç Spearman basmıyor. Sadece Scout bastı. Bir 4 tane kadar. Özür dileriz Zibidi. Geçmiş olsun. Şu an Eray'ın daha iyi bir ekosu var. Çünkü burada bu işçiler kapanmayla daha çok uğraştığı için Cyborg'un ekosu daha iyi değil bu arada. Eray'ın daha iyi. 300 eti var. Cyborg'un daha 150. Ve Gold'a da giren bir Eray var. Castle'ı daha erken gelecek. Scout savaşları başladı önde. Blacksmith geliyor Cyborg'dan. O da Castle oynayacak. Kapanıp Castle'a gitmeyi tercih etti. Kurtlar Eray için bayağı bir çalıştı orada. Spear'ları zorladı. Eray çift Archer Range. Oo, Kev Archer dönecek. Eray Scout'la ısrar etmemesinin sebebi bu. Wheelbarrow'unu alan bir Eray var. Wheelbarrow'a tıklamasa şu an Castle'lık ekosu neredeyse gelmişti ama Wheelbarrow'dan sonra tam tıklayacak kadar gelecek herhalde. Cyborg da Gold'a girdi iyice. Şu an Castle'a oyuncular neredeyse hemen hemen aynı vakitte tıklayacak gibi gözüküyor. Çok fazla tarla açmıyor Eray. Bunun sebebi Kev Archer'a dönecek olması. Blacksmith'ini de atıyor.
Kevarçıra döneceği için tarlaya yatırım yapmıyor. Daha çok odun ve golda yatırım yapacak. O yüzden Cyborg şu an tarla sayısını 18'e kadar çıkarttı. Ve Castle'lık ekonomisi geldi. Castle'a tıkladı. Eray'ın gold'u da geldiğinde o da tıklayacak. Şimdi Eray'ın da Castle'ı geldi. Aralarında bir 20 saniye kadar fark var. Archer başladı Eray. Macarla Archer gidecek. Hani burada Archer oynarsa Berber Camel Archer dönse bile onu bile düşürebilir. Şimdi Cyborg ama burada Archer geldiğini gördü. O stable sayısını arttırıyor ve scaleboarding'i alıyor. Knight gidecek sanırsam. Eray çift Archer range. Archer basmaya devam ediyor. Cross başlıyor şu an için. Hani Berber tam olarak antisi diyebiliriz. Macar'ın. Bloodlines da geliyor. Hani her Macar'ın yapacağı her harekete karşı cevabı var. Eray Cyborg'un scout'unu aldı. Map'i açmak için kullanıyor onu. Diğer archer'larıyla da şimdi köşeden içeri girmeye geldi. Scout'larla birlikte orada duvara vuruyor ama Cyborg evle birlikte sanırım orayı kapatacak. Archer'lar olduğu için kapatamadı. Şu an scout basan bir Cyborg var. Onları light cave yapıp sanırsam o ilk gelen archer'ları, feudal archer'larını temizleyecek. Hatta light cave yapmadan bile bu 5 scout'la temizleyebilir. Şimdi light cave'e tıkladı Cyborg. Diğer tarafta Cross ve Botkin Arrow upgrade'leri geliyor. Light Cave ile tam aynı anda tamamlanacak. Eray ortaya bir TC atmaya gitmiş. Birden Manastır ekliyor Knight gelmesine karşılık. Burada Archer'larını şimdi Cross yaptı. Scout'larda Light Cave oldu. Artı 2 sehiriniz yok. Şu an için Cross birikmeye devam ediyor. Cyborg base'ine atıyor ikinci TC'yi. Scout ile içeri girmeye çalışan Eray'ı da fark etmiş. Manastır geldi. Light Cave oynuyor sadece şu an Cyborg. Full Light Cave basıyor. Hem Monk'a karşı hem de burada Cross'a karşı daha iyi bir seçenek. Cyborg kazandı Gökhan. Eray 3. TC'sini atıyor ve okçu zırhına da tıklamış. Şimdi Knight da eklemeye başladı. Karşısında Light Cave'lerin yoğunluğun arttığını görünce Knight dönmeye başladı. Evet, Burak. Light Cave'ler şu an burada Crosstar'la karşı karşıya. Ahmet Caksir Prime'la abone olmuş 4. ay aboneliği. Teşekkürler Ahmet. 4. ay aboneliğin için sağ olasın, hoş geldin. Eray şimdi relikleri toplamaya başladı. Knight'lara dönmüş birazcık daha Cyborg. Şu an Knight artı Light Cave'lerle içeri girmeye çalışıyor. Eray orayı evle birlikte kapattı ama Light Cave ve Knight'lar şu an oradan girecek gibi duruyor. Hemen Cross'la Knight'lerini getiriyor Eray. Tamir ediyor orayı da.
crosslarıyla birlikte geldi Eray. Şimdi oraya ve Cyborg'u püskürttü. Eray 3 TC olduğu için şu an işçi sayısında öne geçmeliydi ama biraz bu raid'den etkilendi diyebiliriz. 54'e 53 işçi sayıları neredeyse eşit. Cyborg 2 TC gitmesine rağmen Eray'ın biraz TC'leri idle kaldı ama şimdi ekosu oturdu. Cross ve Knight'larla Cyborg'u yakaladı. Yine Monk'larını getirmiş oraya. Cyborg'un epey bir ordusu var ama Eray da burayı güzel kombosuyla Knight artı Cross ve biraz da Monk'u var. Cyborg şimdi mikrosunu yaptı. Light Kevlar'la Knight'larını ayırdı. Monk'lar buradan 2 Knight almaya çalışıyor. Bakalım Convert. Convert gelmedi. Birini şimdi Convert'ledi Eray. Diğer tarafta Light Kevlar geri çekiliyor. Orada Monk'unu kaybetti ama Eray. 2 Monk'u birden şu an Light Kevlar tarafından düşürüldü. O yüzden Cross'larını da geri çekiyor. Arkadan bir 2 Monk daha basmış. Cyborg yine ordu sayısında önde diyebiliriz. Monk'lar o aradan Knight almaya çalışıyor. Cross'lar geri çekildi. 2 tane Knight Convert'leyen bir Eray var. Stable sayısını 3'e çıkartıyor. Full Knight'a dönecek Macar'la. Şimdi TC dibine geldi. Hatta 4. stable geliyor. 4 stable Knight dönen bir Eray göreceğiz. Cyborg eğer Light Cav basmaya devam ederse ki şu an 2 tane daha basmış. Eray buradan toparlayabilir. Knight'larıyla oradaki Mangonel'i düşürmeye geliyor. Bakalım Cyborg buna izin vermeyecek. Bloodlines'ını yeni aldı Eray. Monk'la bir Knight almaya çalışıyor ama aradan şu an alamadı ve Light Kevlar o Monk'u da düşürdü. Şimdi TC'nin dibine giriyor Light Kevlar'la ama orayı Cross'lar ve Knight'larıyla tutacak. Mangonel'e doğru Eray şimdi Knight'larına Bloodlines'da geldi. Hemen hamlesini yapıyor. Ama Mangonel'in birini düşürse de Knight'larının canı epey azaldı. Çok fazla Knight var Cyborg'da. Berber olduğu için ucuza basıyor. Monk da convert yapamadan yine düştü. Cyborg da stable sayısını arttırıyor şu an. Knight, Light Cav karışık basmaya devam ediyor. Sağdan raid'e giden bir Cyborg var. Bakalım içeri girebilecek mi? Eray 4 stable knight devam ediyor. O da Cyborg'un ortadaki gold'unu gördü şimdi. Orayı raidleyebilir. Şimdi raid'e başladı. Cyborg'dan bayağı işçi aldı. Eray ise quick wall'larla knight'ların girmesini durdurdu. Şu an Cyborg'un gold ekonomisi epey bir sarsıldı burada kaybettiği işçilerle birlikte. Eray da ama knight'larının bir kısmını kaybediyor. Şimdi knight'larını geri çekecek. Ordu olarak cross'ları da olduğu için Eray'ı durdurması zor Cyborg'un. Hani cross'lar camel'ları alıyor, monk'lar knight'ları convert'liyor yine. Kendi knight'ları var. Ordu kombosu olarak çok iyi derken bir restore geldi. Daha doğrusu oyun burada düşmüş. Kaldığı yerden devam edecek. Restore var. Chat kim kazanır? Cyborg mu? Eray mı? İkisi de şu ana kadar bence gayet iyi götürdü maçı. Oyun açılıyor bir kez daha. Eray önde gibi demiş AKNC. Oo, maç sıfırdan başlayacak sanırım. İkinci maç.
Ve kaldığı yerden devam edemeyebilir. Bu Two Pools'ta da olmuştu. Hera'nın interneti gittiği için, daha doğrusu oyun crash yediği için R alınmamıştı. Burada da R alınamamış sanırsam. Tekrardan biraz onu hızlandırdım başlangıcını. Oyun aynı ırklarla tekrar başlayacak. Ben biraz şuradan connect'leyeyim. Oyunu hızlı seviyede götüreceğiz. Oyunun başlangıcını. Eray yine Macar. Cyborg da berber. Burada kapanan işçiyi yakalamış Cyborg. Diğer tarafta Eray da aynı şekilde. Ama Cyborg şu an Eray'ın kapanmasını bayağı bir engellemiş. Loom'u yoktu Eray'ın. Şimdi TC'den biraz ok yedi. Hatta bayağı bir ok yemiş. Feudal'ın oralarını birazcık hızlandıracağım chat. Hani oyunla ilgili bir problem olduğu için. Barracks geliyor yine 20 pop. Diğer taraf 21 pop birebir. Aynı başlangıçlar yapılmış. Rain map'i daha güzel. Şu an kapanmayı da tamamlamak üzere. Cyborg da yine gold'u, taşı, her şeyi içeri aldı. Bakalım kurtlarla rushlayan bir Eray var. Şu an yavaşlatabiliriz. Spearman'in peşine kurtları taktı. Ve Eray Cyborg'un base'e kurtları getirdi. Kurt rush görüyoruz. Bir tane spear basıp, bu taktik eski bir taktik. Spear'la kurtları peşinize takıyorsunuz ve bu şekilde Cyborg'un base'e getirdi. Barry'i bayağı bir denyladı orada. Cyborg ise kurtları TCC ile şimdi düşürüyor. Eray bu sefer Spear ve Scout'larla içeri girdi. Erken bir rush. Hani bir önceki maça göre bir de işçi almayı başardı. Scout'lar içeride. Bu sefer Cyborg kapanamadı. Çok genişten kapanıyordu yine. Burada 3 tane Scout. Arkaya geçemedi ama. Eray tamamen kapalı. Scout ve Spear basmayı bıraktı diyecektim. Spear basıyor sadece. Scout'u bıraktı. Ve Barry toplayamayan Cyborg'un ekonomisi çok dağıldı şu an. Erken tarla açıyor. Geyiklerini de çekmedi. Nihayet haksızlık bir durum yok. Hani geçen Two Pools'ta da Hera Lirii maçında olmuştu. Hera'ların maçında. Hani oyun crashliyor ve R alınmıyor. Kaldığı yerden devam edemiyor. Başa baştı. Hani birisi önde olsa maçı ona verebilirdik ama başa baş olduğu için sıfırdan başlaması şart. Hani başa başken sıfırdan başlayıp geri düşüyorsa zaten kendi şeyi, aynı kendi hatası yüzünden düşüyordur. O yüzden, ya da kendi daha az iyi oynadığı için düşüyordur. Orada Spear'ın da Forging'de olduğu için Eray'ın iki Spear'ı düşürdü. Ve şu an Quick Wall denemesi. Cyborg Quick Wall'unu attı işçisine. Arkadan bir Spear daha getiriyor. İki işçisini de Quick Wall'ladı. Cyborg Spear'ını hemen orada Scout'lara çeviriyor ama yine bir spear daha düştü. Eray Wilbur'u da almış. Çok güzel ekonomisi var. Castle'a erken geçecek. Blacksmith'ini atıyor. Cyborg bu kurt rush'ı yediği için ve kapanamadığı için, geniş kapanmayı tercih ettiği için Barry'i de toplayamadı. Ve et ekonomisi geri kaldı birazcık. Şu an tarla sayısı ama yine güzel seviyeye geldi Cyborg'un. Hemen Wilbur Avun'u da alıyor ama Eray Castle'a tıkladı. Bu sefer Stable atıyor. Cross oynamayacak. Önde olduğunun farkında direkt Knight başlayacak Macar'la. Hayır, gerek yok kar katili. Spear'la ortada yürürseniz o peşine takılıyor zaten. Hatta 3. stable'ı bile attığını görebiliriz Eray'ın. Şu an Bloodlines'ını alıyor. Cyborg 3 spear'la geldi. Orada Knight dönüleceğinin farkına vardı.
Bakalım o nasıl bir reaksiyon gösterecek. Zırhını da alıyor. Atak upgrade'leri de direkt geliyor zaten Macar'ın. Şimdi üçüncü stable atmaya geliyor sanırsam. Ya da ortaya Oran. bir ortaya işçi yolluyor. Ya Manastır atacaktır burada. Knight gidecekse muhtemelen Manastır atacak rakibin Yok. Camel dönmesine karşılık. Ya da Pyke döndüğünü görürse Siege yanına Scorpion ekleyebilir. Knight'lar basılmaya başlandı. Cyborg daha yeni Kessel'a geçiyor. Hisar Ömer nasıl arttırabilirim yayın kalitesini? Şu an 1080'de zaten yayın. Burada stable'ı delete'ledi Cyborg. Şu an 1080'de ve 4500 bitrate veriyorum. Hani yüksek normalde kalitesi yani. Şimdi işçiyle geldi. Siege Workshop atıyoruz Eray. Burada Scorpion ekleyecek Knight'ların yanına. İki stable'dan Knight basmaya devam ediyor şu an için. O gelen spear'ları bile çok rahat alabilir. Atağı da olduğu için burada Macar'da. Kızıl Osman Prime'le abone olmuş. İkinci ay aboneliği. Teşekkürler Kızıl Osman abonelik için. Orada spear'ları Knight'ın etrafında dolaştırarak düşürdü. Stable atan bir Cyborg var ama Eray şu an Scorpion da basıyor. Ön taraftan yüklenecek. Gold'un olduğu tarafa yöneldi. Knight'larıyla içeri girmeye çalışıyor. Toplamda 8 Knight'ı var şimdiden. Eray baya baya yükleniyor. Bloodlines geliyor. Cyborg Camel dönüp burada o açığı bonus damage ile kapatacak. Scorpion burada oduna vurmaya geldi. Camel'lar geliyor Cyborg'dan. Ve bir TC geliyor base'e. Camel'la savunup ekstra TC atacak. Burada gate yıkılmak üzere. Scorpion o golda da vuruyor. Manastır geldi bir de Eray'dan. Orada gate yıkıldı. 4 tane knight. Şimdi içeri girmeye çalışıyor ama arkası tekrar wall'lanmış. Sol taraftan içeri giren bir Eray var. Knight'lar şimdi TC atan işçilere doğru gidiyor. Soldan yine girdiler. İki taraftan birden Knight'lar şu an içeri girdi. Ve Cyborg'un TC atmasını da engelledi. Oduna da gidiyor. Erken bir GG görebiliriz. Eray çok güzel oynadı bu maçı ve Cyborg'u hazırlıksız yakaladı. TC'yi deny'ladı. Orada Knight'larla Camel'lara da kafa atıyor. Çünkü Camel'ların ne atak ne zırh hiçbir upgrade yok. Eray'ın sadece bir zırhı eksik, geri kalan bütün upgrade'leri tam. Oduna da girdi şimdi Macar'ın bu atak bonusunu ve Kurt Rush'la birlikte Spear'la Kurt Rush yapması, o çileye dinaylaması. GG'yi getirdi. Gruplarda durumda 1-1 oluyor. Saatler 11.30 olmuş. Hızlı ilerleyelim biraz. Üçüncü maç Fortress izleyeceğiz. Fortress maçına geçeceğiz. Fortress'ta Cyborg'da Kumans, Eray'da ise Spanish var. Bakalım Kuman bu map'te çok tercih ediliyor. Geldim. Aynen Gökhan. Eşittim. Kuman'ın scout diyorum. Kralını biraz konuşturalım mı chat? Ne için başım ağrıtırsınız? Ne için başımı ağrıtırsınız? Türk olduğu için Kumanlar Ne Türkçe konuşuyor. istersiniz? Eşittim. Ne için başım ağrıtırsınız? Geldim. Ne istersiniz? Ne Geldim. istersiniz? Geldim. Bakalım burada Kuman gerçekten güçlü. Hani Fast Imp ve yanında Trap Kıpçak oynayabilir. Eray da Spanish'le Conquista gidecek sanırsam. Vegicide Fortress'ta. Benler bir ya turnuva kuralları maalesef. Hani o alırdı bu alırdı diye kesinlik yok. İki tarafta iyiydi.
Hani Eray abinin de bayağı bir Knight'ı ve Cross'u vardı, Monk'ları vardı. Gold'da epey işçi almıştı. Başa baştı yani o maç. O yüzden hani bir taraf üstün olsaydı hakem kararı olurdu belki. Kuma'nın avantajı şurada. Gördüğünüz gibi 16 işçiyle Feudal'a tıkladı. Feudal da ikinci TC'yi atabildiği için hani iki TC'yi de boomlayıp hani Castle'da vakit kaybetmeden hani Castle olup bir birkaç işçi basıp Imp'e geçebiliyor. Ve Imp'e geçtiğinde kale askeri kıpçaklarla ve treblerle rakibi zorlayabiliyor. Herkes denerken Imp'e geçiyor çünkü. Definitive Edition. İspanya'nın da avantajı şurada. FC'den sonra hani kaleyle uğraşmadığı için Fortress'ta direkt Conquistador basabiliyor. Ve Conk'lar gerçekten Castle'da çok güçlüler. Birman da güçlü. Şu an 20 işçiyle Eray'da Feudal'a tıkladı. Bakalım Castle'a geçecek, ekonomisi gelecek mi 20 işçide? Krallar birbirleriyle burada takip ediyorlar ama Eray'ın şuna dikkat etmesi lazım. Kuma'nın scout'u Feudal'da kralı yakalayabiliyor. Kral kadar hızlı. Ama Cyborg şu an base'inde bekletiyor scout'u. Şimdi çıkarttı. Kralı yakalayabilir yani. Kuman scout'un hızını hafife almaması lazım. Eray'ın şu an o kral sol tarafta gezmeye devam ediyor. Cyborg'sa Feudal olunca hemen ikinci TC'sini atmaya başladı. Eray Feudal'a daha yeni geçecek ama o da castle'ını yapacak diyebiliriz. Eğer dediğim gibi Kuman scout'uyla yakalayabilirse kralı, daha oyunu başlamadan bitirebilir Cyborg. O da şu an kralı arıyor. Kralı arıyor. Eray şu an kralını götürüyor ama şu an yakaladı. Yakaladı kralı. Eray kalesine doğru kaçıyor. Scout kralı yakaladı ama kaleye girince kale tek attı scout'a. Eray burada yemledi. Yemledi ve scout'u düşürmeyi başardı. Cyborg'un scout'u gitti. Market ve Blacksmith atıyor Eray. Bir 100 et kadar eksiği var. Satın alabilir. Hani 100 stone satıp 100 et satın alabilir ya da biraz TC idle bırakıp bekleyecek muhtemelen. Loom alıyor, öyle tıklayacak. Stone'a da girmiş. İkinci kaleyi de atmak istiyor. Yüklenecek. Cyborg burada pirince giderken elindeki bulgurdan oldu mu denirdi. Hani kralı alacağım derken scout'u da kaybetti. Castle'a tıkladı şimdi Eray. Cyborg çift TC boomluyor. Cyborg'dan Festip Kıpçak göreceğiz gibi. Marketine atan bir Cyborg var. Şu an map kontrolü tamamen Eray'da. 1 dakika 30 saniye sonra da Castle olacak. Geride işçi yolluyor ileri. Siege atacak sanırım. Conqueror'ın yanına Siege de ekleyecek. Cyborg boom'unu yapmaya devam ediyor. Blacksmith'ini atıyor. O da Castle'a herhalde erken geçecek. Çok gecikmeyecek gibi duruyor. Bir işçisiyle geldi. Buraya Siege göreceğiz sanırım. Servidora.
Eray şimdi Siege Workshop'ını TC'nin olduğu yere atıyor. Mangonel artı Kong'larla buraya büyük bir baskı oluşturabilir. Konkistatörler basılmaya başlandı. Cyborg'un da castle'lık ekonomisi geliyor. Şimdi castle'a tıklayan bir Cyborg var. Mangonel geliyor. Kuma'nın gücü işte buradan geliyor chat. Bu map'te, Fortress map'inde. Şimdi Lumen'a da tıkladı Cyborg. Mangonel çıktı. O Gold'dan bir 3 işçiyi alarak başlayabilir Mangonel. Önce şu işçileri atarsa derken Eray oraya attı, ikisini aldı. Daha Loom da yoktu. Şimdi TC'yi dövmeye başlayacak mangonelleriyle. Konklarını sola doğru bastı. Dışarı çıkarsa onu yakalamak istiyor. Mangonel ama TC'ye biraz fazla yaklaştı. Şimdi TC'ye vurmaya devam ediyor. Cyborg sol tarafa doğru taşıdı işçilerini. Bu dışarıya çıkacağını düşünüyor Eray. Yani buradan baskıyı kurdu. Cyborg castle olunca dışarı çıkar, şuraya TC atar diye düşünüyor. O yüzden konklarını o köşede biriktiriyor. Çıktığında yakalarsa çok çok öne geçecek. Sağ tarafta çünkü hiçbir resource yok. Orayı güzel scoutladı ve map analizini muazzam yaptı Eray. Yukarıda birikiyor. Ama kale ve tower'ın olduğu yere çok yaklaşmaması lazım. Ve içerideki tek gold'u burası Cyborg'un. Dışarıdaki gold'unu da Eray konklarıyla tutuyor. İki mangonel burada. Sağ tarafa outpostlar atıyor. Cyborg'un bütün gold'unu şu an kesecek OTC düştüğünde. Dışarıyı da tutuyor bu. Gold'u tutması önemli. Cyborg kıpçak basmaya başlamış. Botkin Arrow'u da alıyor kıpçakları için. Kıpçak orada mangonele vuruyor ama Kong'lar da şimdi geldi, bir tane yukarıda bıraktı. Kong'un menzili kıpçaktan daha uzun mu, pardon, eşit 6'ya 6 herhalde. Aynen, Botkin'in 6 oluyor. Ama kıpçaklara karşı bence fena birimler değil. Ve TC'si düştü Cyborg'un. Bu Gold'daki TC düşünce hani Gold'u tamamen kesildi, yukarıda da Gold toplayamıyor. İşçi sayısında Cyborg önde ama burada duvarda yıkılacak. Yukarıda Kong bir tane kıpçağı aldı. Şimdi işçilerin hepsini yukarı taşıyor. Orada işçileriyle gidip dışarıdaki gold'u toplayacak. 3 mangonelle içeri girmeye çalışıyor. Eğer orayı fark ederse Kong'larla sürekli mikrolayarak işçileri düşürebilir. Ama o içeri girip TC'yi almak istiyor herhalde. Cyborg'un stun'u da yok. TC'siz bırakabilir Cyborg'u. Burada stun'un olduğu yere tower geliyor. Eray'dan stone ve odunun olduğu bu köşeye tower geliyor. Oraya da kurulmasını engelleyecek. Mangoneller şimdi duvarı açtı. Cyborg dışarıda gold topluyor. Eray'da yavaş yavaş ikinci TC atıp kurulmaya başlayabilir. Şu an Kong'lar raid'e girdi. Kong'ların yukarıdaki gold'a gitmesi lazım. Ve tower'ı öyle bir yere attı ki bakın, duvar 2 birimi görüyor. Eray 3.'ye attı. Tower gözükmüyor yani. Eray muazzam oynuyor bu maçı. Mangonellerle ana TC'ye vurmaya da başladı. Kıpçaklar şu an mangonellere doğru geldi ama mangonelle kıpçaklara da bir atış yapıyor. TC'nin menzilinden Kong'ları şu an çıkarttı. TC'lerini atıyor Eray da birazcık. Eko'yu oturtacak. Cyborg'un bu da giderse TC'si kalmıyor dediğim gibi. Ve kıpçaklar yaklaşamıyor Kong'lara. Mest Paşa oyunun başında zaten scout'uyla bütün duvarın dibini gezdi ve burada outpost'u var. Burada TC'si düşmek üzere Cyborg'un. 100 stone aldı ve dışarıya TC atmak durumunda kalıyor. Eray ise 3. TC'sini atmak için dışarı çıkıyor. Kıpçaklar arkadan gelecek. O TC düşmezse
Sıkıntı. Ama Eray'dan mükemmel mangonel atışı. Cyborg bütün kıpçaklarını kaybetti. Mangonellerle inanılmaz bir atış geldi. Cyborg'un kıpçağı kalmadı orada. Eray şimdi döndü. TC'ye de vurmaya devam ediyor. İşçi farkını da kapatacak. Konuklar yaklaştırmıyor diğer kıpçakları. Oyun sonu tekrar döneceğim oraya tekrara. Konuklar. Burada sürekli tamir ettiği için odunu da bitiyor. Mangoneller TC'yi düşürmek üzere çünkü artık odun bitti. Yine kıpçaklara doğru mangonelin biriyle döndü. Eray artık Eko'ya da çekildi. Hani işçi farkı 10'a kadar düştü ve o fark kapanıp Eray'ın lehine gelişecek artık. Çünkü 3 TC, Cyborg tek TC kaldı ve Cyborg'un tarlacısı yok. Tarlacısı yok çünkü tarladaki bütün TC'leri gitti. Sadece gold toplayabiliyor. Eray arkadaki oduna doğru da gidiyor. Cyborg oradan da geri çekilecek. Şu an burada markete vurmaya başladı. Tarlanın bittiğini gördü ve sadece gold var. Cyborg da bunu değerlendiriyor. Eray yine oyunu çok iyi okudu. Yine oyunu çok iyi okudu. Bu da mangonellerinden daha fazla verim alamazdı. Cyborg tekrardan burada mil atmaya geliyor base'ine. O tarlaları kullanmak için. Bir de yıkılan tilsin yerine yenisini atacak. Eko'yu böylece kurmaya çalışıyor ama buradaki kıpçakları eğer kaybederse, ki mangonel yine güzel vurdu. Önde outpost'ta tilsinin atıldığını fark etti. Kıpçaklar gidince konklar geliyor. Ve o tilsinin orada yine işçi katliamı olacak. Mangonel yaklaşıyor. TC atılamıyor. Cyborg işçilerini de kaybediyor. Eray işçi sayısında öne geçti. TC denylandı. Konklar kıpçaklara acımıyor. Kıpçaklarda bloodlines da yok. Cyborg'un işçiler sürekli idle kalıyor. 50 dakikalık idle ekosu var. Mangonel onu da düşürdü. Yine bu TC iptal ediliyor. Cyborg yukarı atmaya gidiyor TC'sini. Eray'dan 4. TC gelecek. Burada evleri bile yıkmaya başlayan bir Eray var. Ve o evde yıkılınca house'lanacak Cyborg neredeyse. Wilbur'a bunu alıyor Eray'ın. 26 tarlacısı var. MP yaklaşıyor. Şu an muhtemelen o Eray'ın tek TC'ye gittiğini düşünüyor. Ve 2 TC boomladığı için işçi sayısı hala ekranda gözüktüğü gibi çok yok. Ama idle ekosu, kurulu eko farkı çok büyük. Eray avantajı eline aldı. Kıpçaklarla raid'e giden bir Cyborg var. Eray açık yeri hemen kapattı. Orada 2 TC ve tower'ın arasına gelen Cyborg yine kıpçaklarını kaybetti. Eray şu an Cyborg'un base'den çekildi. Ve kalelik stone'u var. Şuraya gelen kale oyunu GG eder. Ege'nin de dediği gibi. Eray o tarafa döndü. Okçu zırhını da alıyor. Kralı tower'da hala Cyborg'un. Base'ine TC atmaya gitti Cyborg. Base'i tekrar TC atıp oradaki farmlara kurulacak. Eko'yu toplamaya çalışacak. Mangoneller yine 2 kıpçak daha düşürdü burada. Yine TC'lere vurmaya başlayacak. Eray kale bile gelmeden burada. Bakalım konklarıyla, mangonelleriyle Cyborg'u darlamaya devam ediyor. Cyborg'un yeni attığı TC'sine de vuruyor şu an. Cyborg için işler pek iyi gitmiyor. Eray muazzam oynadı oyunun başından sonuna kadar. Map analizleri, ordu tercihleri, mangonel atışları efsaneydi.
Bütün oduncuları yine alt tarafa taşıyan bir cyborg var. Sağa sola gezmekten 1,5 saatlik idle time oluşmuş. Base'ine manastır atıyor. Monk basacak. İkinci kaleyi defansif atıyor Eray. Zaten önde olduğunun farkında. Buraya da evlerle ve tower'la kuruldu. Bu sayede hani oranın görüşü de onda, ön tarafın görüşü onda. Yukarıdan darlıyor. Cyborg'un kaçabileceği bir yer de kalmadı. Şimdi yukarıda ikinci TC'sini de kaybedebilir. Öndeki Golden'a geldi Cyborg bir kez daha. Eray'ın Impeco'su geliyor. Yukarıdaki TC de gidecek. Cyborg sürekli göç ederek oynamak zorunda kaldı. Evleri yıktığı için house'landı. Şu an gördüğünüz gibi ev atmak durumunda. Tarlalara tekrardan kurulmaya çalışıyor ama Eray çok çok önde gidiyor şu an için. Zaten Kıpçaklar göçebeler. Aynen burada tam da Kıpçaklara yani kumanlara uygun şekilde oynadı Cyborg. Mangoneller o TC'yi düşürecek. Eray'dan imp geldi. 95 işçi stable'ını atıyor. Bloodlines'ını, Husbandress'ini alacak sanırım Conqueror için ya da Paladin bile döndüğünü görebiliriz artık. Cyborg da base'e tekrardan kuruldu. Bir monk geldi ama Konklar Monk'u düşürmeyi başardı. Bloodlines geliyor. Konk basılmaya devam ediliyor. Eray Konk'tan devam edecek. Paladin'i düşünmedi. Buradaki tower'ın değeri şimdi ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Cyborg odun toplayamıyor buradan. Şimdi öndeki oduna gitmek zorunda kaldı. Bir işçisini kaybetti o tower'da. Bir işçi daha kaybedecek sanırsam. Kıpçaklar önde Konkları almaya başladı. Bu arada Tower'a vuruyor ve Cyborg'un kralı o Tower'da. Cyborg şimdi kralını kaçırdı. Az kalsın kral gidiyordu. Eray orayı da komple temizledi. Cyborg dışarı bir TC daha atıyor ama Eray o TC'nin atıldığını gördü. Üçüncü kaleyi base'ine atıyor. Eray defansif oynamayı tercih etti. Eko up'larını alıyor. Mangoneller yine Kıpçaklara vurabilecek mi bakalım. Artık Mangoneller düştü. Eray riske hiç atmadan oynuyor oyunu. Zırh upgrade'ini de alıyor. Scaleboarding'i alıyor. Bu Paladin mi gelecek acaba dedirtti bana Scaleboarding. Ekosu çünkü gayet uygun. 110 işçi de. Ram basılıyor ön taraftan. Bu TC'yi ramleyecek sanırım. Son okçu zırhını da alıyor Konklara. Conscription geliyor. Stone toplamaya devam ediyor. Buraya bir de Castle Drop görebiliriz. Şimdi Ram çıktı ama Kıpçaklar Ram'e fazla vuruyor. Fazla ok attığı için PS'inden çok etkilenmiyorlar Ram'in. Ama Eray da burada son okçu zırhının gelmesini bekleyip TC'nin dibine girdi. Cyborg kale atıyor base'in önüne. Ama Eray'dan da trap geldi şimdi. Trebo kale daha yapılmadan vurmaya başlayacak. İşçi de 35 işçilik fark var ve bir de imp farkı var. Cyborg yine toparlamaya çalışıyor ama Eray dışarıya da bir TC daha atıyor. Yukarıda Cyborg mikrolayarak almaya çalışsa da Konklar artık full zırh. Ve Kıpçaklara acımıyorlar. Kıpçaklarda bloodlines bile yok. Hani 40 canı var diyebiliriz. GG geldi. Eray 1-0 geri düştüğü mücadelede 2-1 öne geçiyor. Regicide Fortress'ı da kazanarak ben şu şeyi bir daha izlemek istiyorum. Kıpçakların Mangonel'e düştüğü yeri
Bir geri saralım. Burada mıydı? Biraz daha gerideydi sanırım. Geri sararak gidelim. Yani burada bir yerde olması lazım. Biraz daha geride olabilir. Chat neredeydi, hatırladınız mı? Ha burada, tamam, buldum. Chat şimdi hazırsanız şuraya bir bakmanızı istiyorum. Tekrar geri saralım. Kaç tane kıpçak var? Şöyle bakalım. Orada 8 kıpçak. Eray'dan muazzam bir mangonel atışı. Kıpçakların hepsini düşürdü diyebiliriz. Diğerini de Kong kapıda hoş geldin dedi. Onu da düşürdü. Yani muazzam bir mangonel atışı gördük. Ve Eray 2-1 öne geçmeyi başardı. Turkish Lig'de. Bakalım bir sonraki eşleşmede neler olacak? 2-2 mi olacak? Bypass map'i var. İlk defa bypass izleyeceğiz. T'ye basıp istediği yere atabiliyor mangonelle. Yani skill shot diyebiliriz. Bypass map'imiz de başladı. Hemen ona da geçtik. İtaat geç olmaya başladığı için hızlı gidiyoruz. Bypass'ı Hidden Cup'tan hatırlarsınız. Şöyle uzaklaştıralım. Hideout'un benzeri ama ortası açık bir map. Cyborg Malay, Eray'da ise İtalya var. Burada köşelerde farklı olarak geyikler, goldlar, stone, çilek, çok fazla resource var. Ortada burası wall'lanamıyor. Sadece şu kapının önündeki iki tile'lar kapatılabiliyor. Malay hızlı çağ atladığı için çok büyük avantaj sağlayabiliyor. Ve Feudal'a geçip Cyborg burada. Feudal'a erken geçip tarla ve odun upgrade'ini alıp Castle'a sağlam eko ile, yani Feudal Boom'la geçtiğini görebiliriz. Eray da İtalya'yla çağları ucuz atlayacak ve Cenevizli Cross gidecek gibi. Gerçi Monk da gidebilirler. Malay'dan bir Monk Rush da görebiliriz. Chat kim kazanır? Anket açalım hemen. Sizce C yarın, C grubu yarın, Ege. Hemen bir anket açalım. Bypass map'ini kim kazanır? Anketi başlattım, chat'ten katılabilirsiniz. Bakalım kimin kazanacağını düşünüyorlar bypass'ta. Şimdi domuzu çekmeye de gitti Cyborg. Eray abi gerçekten çok çok arttırdı son iki maçta performansını. Bence Arabiya'da da gayet iyiydi ama Cyborg orada Kımer'in boom'unu ve işçi avantajını, farm avantajını güzel kullandı. Cyborg domuz bitene kadar bekletti. Şimdi ikinciyi öldürdü. Cyborg'da fark ettiğim şey, şu ana kadar hiç geyik çekmedi. Eray abi hep 4 geyiği de çektiğini gördük. Bu maçta bakalım çekecek mi? Kapıya bir koyun bırakıp dışarıdaki geyikleri getirebilir. Evlerle birlikte sanırım buradaki duvarın arkasını güçlendirmek istiyor. Anket ne durumda? Ankete bakalım. Cyborg'a 10, Eray'a 17, 18 oy çıkmış. %64 Eray diyorlar. Eray burada oylamalarda önde çıkmaya başladı. Önce Cyborg daha önde gidiyordu. Elo'ları birbirine eşit oyuncular ve bence gayet güzel bir eşleşme geçiyor. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Eray şimdi geyiğini kapıya açık bırakıp koyunla içeri almaya başladı. Burada geyiklerini çekecek. Cyborg da çekiyor bu haritada. Geyiğini çekecek. Fortress ve Bypass gibi iki kapalı haritada oynanacak.
Bu güzel oldu ikisini de görmemiz. Genelde banlıyorlardı. Ünlem rank oyuncu ismi yazarsanız oyuncuların elolarını görebilirsiniz. Eray'dan bu arada Loom geliyor. Feudal'dan mı rushlayacak acaba? Eray burada duvarlarını atarak Cyborg'un burayı wallayıp wallamadığına baktı. Ve Feudal Rush gelecek sanırım. Feudal'a tıkladı. Eray Feudal'a tıkladı. Feudal da rushlayacak. Cyborg da tıkladı. İkisi de Feudal mı oynayacak yoksa Feudal Boom mu? Tower Rush gelecek. Eray stone'a giriyor. Eray'dan Tower Rush izleyeceğiz. Mala'ya karşı. Ve Cyborg'un hem gold'u hem stone'u önde. Tower Rush'tan çok etkilenebilir. Eğer savunamazsa diyeceğim ama Cyborg evlerle kapatmaya gitti şimdi orayı. Beş işçiyi ileri doğru yolluyor. Ama can azları stone'a yollayıp buradan iki canı full'ü yollasa daha iyi olabilir Eray için. Cyborg Feudal'a Eray'dan erken geçti. Odun upgrade'ini ve tarlayı alıyor. Feudal Boom yapıyor Malay'la dediğim gibi. Hani Malay'ı hızlı atlayıp odun ve tarlayı alıp daha sonra hani Feudal'da boomlayıp Kessel'a biraz daha geç geçiyor. Bunu tercih etti. Cyborg iki evden daha fazlasını atmadı. Geri çekiyor işçisini. Hoş geldin Yakup abi. Eray işçileriyle geldi. Hemen tower'ını atacak. Bypass'ta tower rush. Görüyoruz kapının dibine attı. Eray da odun upgrade'ini alıyor. Tower rush izliyoruz bypass'ta. Hani kapalı map gibi gözükse de aslında çok agresif bir map. Bakalım Cyborg buna ne ile karşılık verecek. Eğer bir tower'da burada stone ve gold'a gelirse gerçi Cyborg da dışarı çıkabilir hemen. İşçiler gate'e vuruyor. O gate'i hızlı düşürecek. Cyborg loom'unu alıyor. İşçilerle hemen tower atmaya geldi. Hem gold'u hem stone'u koruyan bir tower geliyor burada. Eray ikincisini hemen kendi tower'ının dibine atıyor. Cyborg daha stone'a girmemişti. Şimdi Eray orayı fark etti. Sol tarafa doğru gidiyor. Ama işçilerle Cyborg önünü kesti. Eray tower'ını hemen dibine atıyordu. Vazgeçti tower'dan. Tower'dan vazgeçti. Şimdi tekrardan atmaya başladı. Eray'ın biraz kafası karıştı burada. Karşı tower gelince fletching'i alması gerekebilir. Fletching alırsa her iki tower'la birlikte vuracak ya da bir 5 işçi daha getirip hızlıca düşürebilir bu tower'ı. %69 Eray kazanır çıkmış anket. Ama Cyborg şu an için daha iyi oynuyor gibi. Blacksmith'in atıyor fletching'ini. Alacak. Tower tamir ediliyor. Yine Eray'dan fletching almak için Blacksmith geldi. İkisi de aynı anda tıkladılar fletching'lere. Şu an Eray'ın tower'ının biri eve vuruyor. Ve kendi tower'ın canı epey azaldı. Şu an Eray bir de işçi kaybetti o tower'da. 3 işçi daha getiriyor. Hayır range yetiyor. Şimdi işçileriyle Eray tower'a rushlamaya başladı. Cyborg çıktı ama Eray'dan güzel hamle işçilere vuramayacak. Çünkü iki tower orayı koruyor. Cyborg hemen quick wall'da geldi Eray'dan. O tower'ı düşürdü. Bir tower daha geliyor Cyborg'dan ama Eray şu köşeye atıp stone'u kesecek tower'ını atabilir. Oysa hemen karşı tower atmayı tercih etti. Karşı tower atıyor. Burada bakalım Eray tamamlayabilecek mi? İşçilerin canı çok az. Fazla işçi kaybedebilir. Ama o tower stone'u da deny'ladığı için Eray için önemli. 5 işçisiyle tamamladı. Bir tower da gold'a doğru geliyor Eray'dan.
Cyborg hemen dışarıdaki stona gitti. Şu an bir tower daha geliyor yukarı. Eray alttakini deleyip buraya atmayı tercih etti. Quick Wall. Ama işte senin canı az. Bakalım kurtarabilecek mi Quick Wall'la? Şu an o tower'ı atıyor. Burada Eray rushlayarak biraz daha Malay'ın o gücünü, Fiddle Boom'unu kırmaya çalıştı. Eray Wheelbarrow'unu da alıyor. Cyborg çok fazla işçiyle stone'a girdi. 6 işçiyle stone toplaması biraz fazla ama Eray'ın da önde 5 işçisi sürekli idle kalıyor. Hani şu Gold'a stone wall atabilir. Taşa yine stone wall atabilir. Böyle geri düşürebilir belki. Eray işçilerini geri çekti. Ben hani şurada karşı tower yerine şey beklemiştim Eray'dan. Şuraya bir tower, şuraya bir tower. Şöyle hani köşeden köşeden gitmesini beklemiştim. O karşı tower'la burayı yıkmak istedi eğer ama bu tower'ı da alsa tüm base Eray'ın olacaktı. Eray Gold'a da giriyor. Ama işçi sayısında Cyborg çok önde. Burada geyiklerin olduğu yere de işçi yollamış. Bu sayede ekosunu güzel kuruyor Cyborg. Cyborg map'in avantajlarını kullanıyor. Ve Castle'a tıkladı. Malay olduğu için hızlı geçecek. Bu yüzden durumu daha iyi gibi. Yine Eray'ın da Castle ekonomisi geliyor. Artık Castle'da yaptıkları hamleler önemli olacak. Rush sırası biraz da Cyborg'a geçti gibi. Yani o da gidip buraya önce bir kale atıp şuraya bütün tower'ları alıp ya da Mangonel'le bunları alabilir. Yine işçiyle şu evi deleteleyip işçilerle bile düşürebilir tower'ları. Base'ini temizleyip şuraya TC atıp tower'ı TC ile düşürebilir yine. Çirkin TV aleykümselam. Yani stone'dan işçileri çekti o yüzden kale geleceğini düşünmüyorum. Bir Monk Rush izleyebiliriz. Yukarıya işçisini götürdü. Şimdi ortaya TC'sini atıyor. Siege geliyor aynen. Siege artı Monk Rush izleyeceğiz Malay'la Cyborg'dan. Bakalım Eray buraya nasıl bir yanıt üretecek. Acaba görebildi mi burayı? Scout yok gerçi. Eray bakalım Monk Rush geleceğini fark etti mi? Monk Rush'ı da durdurmanın en kolay yolu base'e bir tane kale atmaktır. Eray bunun farkında Monk Rush'ın yukarıdan gelebileceğinin. Köşelere outpost atmaya gitti. Yine diğer köşeye de ev atıyor. Hani Rush gelirse onu erkenden fark edecek. Ve kalesini o konuma göre atacak. Eray'dan bir de Castle Drop görebiliriz Cyborg'un base'e. Şu an Castle'lık ekonomisi geldi. Castle Drop'a mı gidecek? Defansif kale mi göreceğiz bakalım. Eray şimdi Mangonel'in geldiğini gördü. Defansif kale göreceğiz muhtemelen buraya. Aslında fikri Castle Drop'tu ama Monk Rush'ı fark ettiği için base'ine defansif kale atıyor. Bu çok daha mantıklı. Eğer Monk Rush buradan gelmemiş olsa Castle Drop yapıp şuraya Cyborg'u bitirmek isteyecekti. Cyborg 3. TC'yi de atıyor. İşçi de bayağı öne geçti.
Arkadaşlar maçlar izleyiciye kapalı şekilde önceden oynanıyor. Bunun hani ihtimali bile yok. O yüzden esprisini bile yapmayalım. Hani oyuncuları zan altında bırakmayalım. Ve bir de Siege Workshop geliyor. Şu köşeyi stonewall'layamadığı için buraya ikinci TC'sini atıyor Eray. Şimdi scout'u düşürmeye çalışıyordu ama Mangonel'e bakalım ne kadar dayanacak. Cenevizli Cross geliyor. Bayağı bir skorpiyon biriktirdi Cyborg. Blackjack yemin ederim hani bak hiçbir maçı izlemedim önceden çünkü spoiler yersem size de anlatmam çok şey olmaz hani heyecanı kalmaz benim için. O yüzden rekordları bile ben toplamıyorum. Gökhan topluyor orada rekord odasında. Ben maç sonuçlarını herhangi bir şeyi bilmiyorum. Şu an Mangonel'i ile oradaki bütün gelen Scorp ve Mangonel'leri temizleyen bir Eray var. Hani diğer turnuvalarda da çoğunlukla tahminler çıkıyor çünkü hani yapılacak şeyler belli, doğrular belli. Eray şu an bütün hepsini temizledi. Üçüncü TC'sini de atıyor. Şimdi Cenevizli Cross artı burada 3 tane Cenevizli Cross'uyla Monk'u yakalamaya çalışıyor. Mangonel'leri ile o rushlayabilir. Hani buraya kurulduğu için Cyborg base'ini savunamayacak. O yüzden ön taraftan gelen bir aşı durduramayabilir. Cyborg yukarıyı volluyor. Stonewall'larla. Eray'da tam olarak onu yapacak sanırım. Mangonel ve Cenevizlilerle Cyborg'a pushlayacak. Sağ tarafa da stonewall atmaya gitmiş. Cyborg orayı da stonewall'lamaya gidiyor. Eray Cenevizli Cross artı mangonelleriyle yüklenecek ama Cyborg'dan imp geldi. Cyborg imp'e tıkladı. Malayla çok da hızlı geçecek. Echo da çok öndeydi. İmp'e hızlı geçip burada bakalım imp'te monklarına redemption ve block printing upgrade'lerini alırsa Malayla çok rahat bir şekilde gelen Mangonel ve Cenevizileri tutabilir. İmp'te sadece Monk oynayabilir. Redemption'ı ve burada alacağı block printing ile birlikte ordu yapmasına gerek yok. Tower'ı şimdi işçilerini soktu içine. Ama Mangonel'ler düşürecek. Mangonel'ler oradaki işçileri de almaya başladı. O tavırın dayanması zor zaten. Yukarıyı remlemeye bir burada rem yolladı. Ve yakında bir asker yok. Rem orayı temizlerse Eray için işler iyi gidecek gibi. Şimdi Archer range atıyor. Arbalets'e dönüyor. Burada Bracer da geliyor. Cyborg arbalets'e dönecek. Eray sağ taraftan işçisiyle içeriye sızmaya başlamış. Oraya wall'lanmadan içeri sızdı. Base Archer Ranch'ler atılmaya başlanmıştı ama şu an tamamlanmadı. Hala Stable'a döndü. Stable'a döndü. Üniversite atılıyor. Rem yukarıdaki Siege'i yıktı. Oradaki Manastır'ı da yıkacak. Eray'ın da Imp Echo'su gelmiş. Hani İtalya ile o da çok geç kalmayacak. İmp'e ucuza tıklayabiliyor zaten. Şu an İmplik Ekosu var. İlk baskıyı atlatabilirse eğer şu an Eray
İmpe geçtiğinde durum eşitlenecek. İmpe tıkladı. İmpe tıkladı herhalde. Cyborg ikinci kat Stonewall'ları atıyor ve boomlamaya devam ediyor. Stable'dan Knight basmaya başladı. Eray içeri sızdı burada. Bakalım o ne gidecek. Genevieve'de cross varken Knight pek mantıklı olmayabilir. Genevieve'leri de burada Tower'a sokup gelen mangonellerini düşürdü Cyborg'un. Cyborg orada ordusunu kaybediyor. Geri çekiliyor. Bir işçi de içerideydi. O main gold'u da vollamış. Evet, Lekrik. Doğru kişi. Üniversitesini atıyor. Okçu zırhını alıyor. Archer'larını basmak için Archer renklerini attı. Eray bu ön taraftan darlamaya başlayacak. Şu an Knight gittiğini de bu outpost sayesinde görüyor. İşçisi ön tarafta. Bakalım Cyborg yakalayabilecek mi? Görüş açısına girmişti Cyborg'un ama fark etmedi. Cyborg base'ine kale atıyor. Cyborg'un base'e doğru ilerliyor. Birazdan o işçi yakalanacak yine son tile'da. O işçi gözükmedi ama bu gelen Knight sanırım artık yakalayacak Eray'ın içeri giren işçisini. Şu an yine gözükmedi. Arbalet sapkıydı geldi ve bombardıman topu geliyor Cyborg'dan. Eray ise artık işçisi yakalandı diyebiliriz. Cyborg 2 kat wall attı. Buradaki işçisini kaybetti. Cross ve burada aslında İtalya'nın da bombard basma şansı var. Orada bombard bastığı takdirde İtalya'nın bence daha çok avantajı var. Malay'dan okçuları daha güçlü. Hem kaleden Pavais upgrade'ini de alabilir. İmp oldu. Yani bir işçi farkı var ama İtalya çok çok daha kurulu bir ekoyla ve askeri binaları hazır şekilde geçti. Cyborg imp olmasını değerlendiremedi. Hala cross biriktirmeyle uğraşıyor mesela. Cyborg'da ama 4 relik var. Onu unutmayalım. 5. relik de ortada, onu da alabilir. Ortayı temizledi. Bir kalede şuraya atabilir Cyborg. Köşeleri 3. kat wall atmaya gidiyor. Eray'da remlemeye başladı o köşeleri. Cyborg'un map kontrolü daha iyi. İşçi de biraz önde. Bombardları var. Elite Storm geliyor Eray'dan. O yüzden hala biraz önce diyebilir, önde diyebiliriz. Ama Eray da toparladı. Dışarı TC atmaya gitti Eray. Bombardlar iyice birikti şu an burada. Arkadan basılmaya devam ediyor. Üçüncü bombard da gelmiş. Arbalet'se tıklayan bir Eray var. Cyborg önden ittiriyor. Chemistry şimdi geliyor daha Eray'dan. Archer Ranch'lerini ama kaybedecek gibi. Şu an aslında Arbalet oldu. Bracer'ı ve Chemistry'yi bekliyor sanırım. Yani pushlayıp burayı tekte temizleyebilir. Chemistry Cyborg'a geldi. Arbalet'si de geliyor ama önünde Skorm bastığı için Eray burayı alacak gibi. Bombardları da yine düşürebilir. Eray baskıyı kırdı. Cyborg sağ tarafa kale atmaya gidiyor. Eray da yukarıya remlemeye başlamış. İşçi farkı kapanıyor ve bence İtalya daha iyi bir late'de. Hani Hüssar'a da döner. Arbaletsleri de daha iyi. Hüssar'a döner dediğim anda scaleboarding geldi. Cyborg Skorm'e dönmüştü çünkü elit Skorm'e alıyor. Burada gold'u wall'ladığı için Eray Cyborg bir türlü toplayamıyor. Yani garip şekilde topluyor. İşçiler sıkışıyor, dolanıyor. Hani verimli kullanamıyor o gold'u da. Bombardlarıyla ama Cyborg Eray'ın skörmlerini vurmaya başladı. 4 tane bombard var. Şimdi Eray'ın da bombard yaptığını göreceğiz. Şu an oyunu çözecek şey bence Hüssar Raid'i soldan ve sağdan. Eray'ın buraları açıp Hüssar Raid'i yapması lazım ama Cyborg da Rem'i durdurmak için mangonel getirmiş. Sağ tarafa 3. kat wall'u da çekiyor. Yani burada remler kolay düşürmesin diye ardı arda da değil, arasını boşluklu olarak atıyor. Cyborg'da 5 şerik var.
ve bombardlarıyla birlikte öndeki Eray'ın ordusunu aldı. Treb'i de düşürecek. Forging geliyor. Hüsar göreceğiz gibi İtalya'yla Eray'dan ama Tameko'su oturmadı sanırsam. Sola da bir kale atıyor. Şöyle uzaktan bir gösterelim. Cyborg köşeleri volladı. Buradaki ekstra resource'leri içeri aldı ve kaleler duvarlarla oynuyor. Ortayı yine kaleyle tutuyor. 5 relik onda. Bombardlarla ittiriyor. Hani Eray biraz sıkışmış durumda ama bakalım buradan dönebilecek mi? Bombardıman topunu şimdi çıkartıp o da mikrolamaya başlayabilir. Artı 2 zırhını alıyor Eray. Yani burayı Hüsar çok kolay çözer. Stable sayısını arttırıyor. Hani çok kolay çözülebilir dediğim gibi Hüsar'la oyun. Hem skörmü hem bombardları alacaktır. Evet Oğuz Kağan, Age of Joe Eray. Şu an Skirm ve bombardlarıyla Cyborg daha avantajlı. Kavalye geliyor bu arada Eray. Hüsar değil, ben Kavalye oynayacağım dedi. Gold'u da var zaten dışarıda. Toplamaya devam ediyor. Eğer Cyborg burada hızlı ilerleyemezse Kavalyeler birikip burayı tekte temizleyebilir ama şu an elinde hiç Kavalye yok Eray'ın. O yüzden Cyborg'un bombardları ilerleyişine devam ediyor. Pikeman'e dönen bir Cyborg var. Burada Pikeman ekleyecek. Burada artık oyun yavaş yavaş Cyborg'a geldi diyebiliriz. Pikeman'leri de gördükten sonra. Pikeman'lerin zırhlarını da alıyor. Evet Oğuzkan, hani Eray abi. Ama maçın içinde sürekli Eray abi demek garip geldiği için ben onu maçın başında da söyledim. Eray abi de chat'teydi. Hani Eray diyorum, oyuncuların isimlerini direkt okuyorum. Hani maç içinde sürekli Eray abi Eray abi demek garip oluyor. Yoksa saygısızlıktan değil, yanlış anlamayın. Bombard skirmler şu an burayı tutmaya çalışıyor. Kavalyeler de geldi şimdi oraya. Bir kale daha geliyordu Cyborg'dan. Kavalyeler bakalım burayı temizleyebilecek mi? Eğer bu kaleyi de dinayleyebilirse şu an oyunu çevirebilir Eray ama Cyborg burayı da temizledi. 1800 et, 1700 odun, 1000 stone, 1000 gold. Cyborg'da muazzam bir eko var. Buraya da iyice kuruldu artık. Eray'ın işi iyice zora geldi. Bombard Tower upgrade'ini alıyor Cyborg buraya. Bombard Tower atacak. Ve 5. maça gidiyoruz. Durum 2-2 oldu chat. Cyborg kazandı. Şu an 2'şer puan aldılar. Ve 5. maçı da zaten izleyecektik ama 5. maç iyice önem arz etmeye başladı. 3-2 olacak maçlardan birisi ama hangisi 3 puan, hangisi 2 puan? Grupta hani Cyclops 5-0'la başladığı için 5 puanda, bu maç grup ikinciliği için çok çok önemli. Gruplardan ilk ikiler çıkacak. Bakalım, hemen 5. maça da geçiyoruz. Durum 2-2. Hani turnuvada çekişme yok vesaire denmişti ama daha ne olsun chat. Secret Spring map'imiz de başladı. Hemen ona da connect yapalım. Heyecan dorukta demiş Blackjack. Secret Spring'de maçımız başladı. Eray'da Tatar, Cyborg'da ise Aztek var. Kev Archer vs Eagle göreceğiz gibi. Şu an Secret Spring'i de ilk defa izleyenler için şöyle uzaktan gösterelim. Ortada büyük bir odun ve goldlar var etrafında. Asıl önemli olan tepelikler. Buradaki tepeliklerde kıyı balıkları var. İki relik var ve domuzlar bu tepelerde. Hani kıyı balığı ve domuzlar için, relikler için önemli o tepeler. Bakalım, Eray muhtemelen scout başlayıp Kev Archer'a dönecektir Tatar'la. Ama Aztek'in de Eagle'larını durdurmak zor. Burada ırk avantajı Cyborg'da gibi. Ünlem Türk İşlik yazarsanız gruplar, puan durumu, turnuva, oyuncular, çeyrek finaller, her şeye ulaşabilirsiniz. Köşelerde sadece odun var. Arkasında bir göl var ama bunlar süs gibi diyebiliriz.
Bu haritaları bulmak için mesela şu altta yazıyor Red Bull Volley Separate Spring bu map'in ismi. Turnuva haritaları da Hidden Cup ve Hidden Cup, Red Bull ve oyunda seçtiğim kendi haritalarımın karışımından oluşuyor map pool'umuz. Yani bu map'te Daud atlı okçularla gerçekten çok iyi oynamıştı. Evet, Hint de iyi ama draftında yoktu sanırım. Hint tercih edilmedi. Chat kim kazanır? Hemen seriden bir anket açıyorum. Artık 5. maç. Kimin kazanacağını düşünüyorsunuz? Bir Eray, bir Cyborg oylar bir gitti geldi ama artık 5. maçtayız. Oy başına şeyi de kapatıyorum hani. Sadece herkes bir oy verebilecek. Kim kazanır yazıyorum. Eray Cyborg. Anketi başlattım. Chat'ten katılabilirsiniz ankete. Bakalım ankette ne sonuç çıkacak. Şimdi Cyborg 6 tane işçisiyle kıyı balığı toplamaya yukarı gidiyor. Eray da yine aynı şekilde gidecek. O daha az işçi yollamayı tercih etti. Tatar'ın koyunları fazla et verdiği için burada koyunda fazla işçi bıraktı. Ama Aztek kıyı balığıyla 6 işçisiyle orada yine domuzu da toplayabilir tek seferde. Kıyı balığına gittiği oyuncular... Şu Cyborg'un rengini yine kırmızı yapalım. Map'le karışmasın. Kıyı balığından 6 işçi götürmesi bayağı bir hızlandıracak ekonomisini. Yine Eray da yollamış 6.'yı. Yolluyor sanırım. 5.'yi yollamış. 6.'yla domuzu mu çekecek? V Crack B grubu ölüm grubu diyor ama sana şöyle söyleyeyim. D grubu ve C grubundaki bütün oyuncuların 4'ü de eşit neredeyse. C ve D grupları ölüm grupları. Biraz A grubunda favoriler var. Kartas ünlem Türk işlikten Wikipedia sayfamız açık. Wikipedia sayfası güncelleniyor sürekli. Oradan bakabilirsiniz. Kim kazanır anketine de katılalım chat. 21 oy Eray'a, 20 oy Cyborg'a gelmiş. %52'ye 48, 2-2'ye yakışan bir skor gibi. Sonuçlar yazıyor. Show list yazarsan altta yazar. Eagle ile bir işçi alacak sanırım Cyborg Eray'dan. Miliş araç yapmak istiyordu. Ama burada Tatar'la 10 goldu sanırsam toplamış bu arada. İşçi 10 goldu getirmiş. Barax atıldı. Manatarms göreceğiz herhalde Tatar'la. Aste'ye karşı Manatarm Rush ve 9 işçi 10 işçiyle balık toplayan bir Cyborg var. O Fast Castle'a gidecek. Ünlem Türk işlikte çıkıyor Gısamba. Cyborg %51'e 49 öne geçti chat. %51-49 hadi oy kullanmayanlar sohbetten. Şu an Eray abi 51-49 oldu. Eray şu an orada kıyı balığını gördü. Ben maç sonu göstereceğim. Bu 5. maçtan sonra gruplara, maç sonuçlarına, puanlara bakacağız tekrardan Kartas. Onu bekleyebilirsin. Eray 52'ye 48 oldu. Oylama sonuz devam ediyor. Yine Aztek'ten de Manatarms göreceğiz. Hayır değil kafali. Sürekli yazıp durmayın. Olsa zaten almazdık. Milişalar gelmeye devam ediyor. İkisi de Manatarms gidecek. Cyborg TC'den Eagle ile canı azaldığı için Eray'ın biraz daha şansı yüksek ama Cyborg'un da bu balıkçıları gayet iyi çalışıyor. Fazla milişa görebiliriz. Hani 4 ya da 5 milişa Manatarms görebiliriz. Cyborg Eagle'ını hemen işçilerin arasına doğru çekti ama Eray'dan çok iyi bir reaksiyon. Scout'unu hemen geri çekti.
Milişalara. Manhattan Subgrade'i geliyor. Cyborg'dan daha erken Manhattan olacak onlar. Hill'den de vuruyor. Tatar'ın Hill bonusunu küçümsememek lazım. Cyborg'dan bir de Milişe aldı. Eagle'ın da zaten canı çok az. Şu an Cyborg tekrardan Milişe basıyor. Dördüncü Milişe'sini basacak. Ama Eray Archer Range atıyor. Manhattan's devam etmek yerine o Archer ekleyecek. Manhattan's Archer yapıyor. Şu an Manhattan's upgrade'i geldi. Cyborg'dan bir de araya Spear geliyor. 4 milişası var. Gold'u gelmediği için Manhattan's yapamıyor şu an. Eray da Gold'a doğru ilerliyor ama oraya Quick Wall yapılabilir. Bu ortadaki işçileri zaten Archer'larla düşüreceği için ikinci Archer Range de geliyor. Eray Blacksmith'ini atıyor. Manhattan's Archer build'ini çok iyi yaptı. Kasva Prime'le abone olmuş. Teşekkürler Yunus, hoş geldin. Prime aboneliğin için teşekkürler. Archer'lar geliyor Eray'dan. Diğer tarafta Manhattan's upgrade'i gelecek Cyborg. Map'i boydan boya vollamaya başladı. Bence şu an Archer beklemiyor Cyborg. Orada domuzu şimdi öldürdü. Manhattan'larını kaybetmedi Cyborg orada. Pardon. Eray Cyborg'a girmedi Manhattan'larıyla. Onları Archer'lar gelene kadar bekletti. Oylamada %52 Eray, %48 Cyborg çıkmış. Şimdi Cyborg da buraya Archer Range'ini atıyor ama biraz geç kaldı diyebiliriz. O Archer Range atılabilecek mi acaba? Hill'den vuran bir Cyborg var ama ona dikkat etmek lazım. Spear'da Scout'a vuruyor. Şu an Cyborg bu savaşı daha iyi yönetti. Çift Archer Range. Archer basmaya devam ediyor Eray. Diğer tarafta da Cyborg'dan Skirmisher hamlesi geliyor. O tepedeki avantajı, Manhattan sayısının fazla olması Cyborg'a ilk savaşı kazandırdı. Skirm'ü görünce geri çekilmek durumunda kaldı ve Eray da Skirm basıyor. Cyborg map'in üst tarafını komple wall'ladı. 2 tile'lık bir açıklık kalmış. Kurt kovalıyor işçisini. Orayı açık bıraktığının farkında değil. Eagle hamlesi geliyor Cyborg'dan da. Aztek ile Eagle basacak Archer ve Skirm'lere karşılık. Eray okçu zırhını alıyor ve Archer'a döndü Eagle'ı görünce. Skirm de çok ısrar etmedi. Hani oyununu tanklamak için de Gold'una doğru gidiyor şu an. Eray Gold'a doğru gider gibi yaptı. Dönüp tekrardan Eagle'a vurdu. Neredeyse düşmüştü Eagle. Aradaki Spearman'i düşürdü. Manhattan'ları mikrolamaya devam ediyor. Cyborg'sa Skirm'leriyle orayı kovalıyor. Eray arkada tekrardan birikecek. Mikrolayarak Archer'larını da alıyor Cyborg'un. Ama Cyborg artık burayı temizledi diyebiliriz. Ama bütün ordusunu da Eagle'ını, Manhattan'sını kaybetti. Eray burayı mikrolamaya devam ediyor. Ortada sadece Skirm var. Eray'ın hani bir de Scout eklediğini görebiliriz burada yanına. Feudal'ı uzun tutabilir. Archer'larıyla önden bir kez daha geldi. Ama artık Cyborg Skirm konusunda bayağı bir birikmiş durumda. Şu an Stable geliyor. Aynen Scout göreceğiz. Uzun bir Feudal oyunu göreceğiz. Scout hamlesi Eray'dan geliyor. Skirm'lere karşı. Yine Eagle'a karşı da fena değil. Feudal'da. Ama buradaki balıkçılarını geri çekmesi gerekebilir. Bayağı büyük bir orduyla gelen Cyborg var. Scout'lar birikmeye başladı. Archer'larıyla o da balıkçılara doğru sarkıyor. Bakalım kim daha fazla hasar verecek. Şu an Eray'ın işçilerini yakaladı. Eray kaçırmaya çalışıyor. Diğer taraftan o da Cyborg'un balığına girdi. Burada Eray daha fazla işçi alacak gibi. Cyborg şu ana kadar hiç işçi düşüremedi. Tamam. Bir tane bunu alacak sanırım Eagle'a ya da iki tane alacak burada. Ama Eray işçi almaya devam ediyor. Şu an işçi sayıları eşitlendi. Wilbur'a geliyor ve scoutlar birikiyor.
Hani burayı scoutlarla temizleyebilir. Kessler'a daha yakın olan bir eray var. Base'inde de orduyla savunacak. Burada Gold'da işçi kaybetmeye başlayan bir eray vardı ama işçisini asıl orada oyalamak için kullandı. Skirm'le işçi almak çok zor. Scout'larıyla da arkadan geliyor ve Cyborg'un artık Skirm'leri de düşecek. Cyborg biraz zor durumda kaldı gibi. Gold'u birikmiş, market atıyor. Eray'ın castle'lık ekonomisi gelmek üzere. Ortadaki Skirm'leri Scout'larıyla kovalıyor. Ön tarafta da archer'larını mikrolayarak Cyborg'u darlamaya devam edecek. Cyborg'dan Spearman basılmaya başlandı ama yanında archer'ı da var Eray'ın. Hani burayı durdurması cidden zor gözüküyor. Archer'ları TC'ye girdi Eray'ın ve o 4 archer'ın 4'ü de uzun mikrolar sonucu hayatta kalsa da şimdi düştü. Skirm artı Spear'la Cyborg tutmaya çalışıyor burayı ama Castle'dan çok uzak. Odunun hepsini sattı Cyborg. Gold alıyor şimdi Castle'a, o da tıklayacak. Castle'lık ekonomisini denk getirdi ve Eray'dan sadece 20 saniye geç olsa da Castle'a hemen hemen eşit sürede bastı. Barak sayısını arttırıp Eagle'a dönebilir. Hani Castle'a ben geç kalır diye düşünüyordum ama marketi kullanarak güzel sürede tıkladı. Zırhını da alıyor ve Eagle basmaya başladı. Bakalım burada Eray ne devam edecek? Sağ taraftan bir kez daha ilerliyor Eray. Cyborg'un base'ine. Cyborg da orayı wall'lamaya başlamıştı. Eray'ın base'i de açık. Şu an Spear ve Skirm'ler geliyor. Scout'lar kapanamadan yakalayacak Cyborg'u. Cyborg kapanamadan yakalandı. Quick Wall denemesi işçiyi Quick Wall'la kurtardı ama orada duvar çok kolay yıkıldı. Zaten Archer da geliyordu. Kapanamadan yakalandı burada. Cyborg ordusunu geri çekiyor şu an. Eray Cyborg'un base'de. Ama burada zarar verebileceği bir yer yok. Bütün ekosu yukarı kısımda. Cyborg'un. Eray şimdi Castle'a geçti. Crossbotkin'e tıkladı. Odun upgrade'ini alıyor. Bakalım devamında ne devam edecek. İkinci TC atıyor. Yukarıdan geldiğini gördü sürekli Cyborg'un. Orayı korumak için bir TC atıyor. Diğer tarafta Eagle'lar 1-2-3 Barracks'tan Eagle Warrior birikmeye başladı. Eray ise cross devam ediyor. Şu an odununa doğru girdi. Yine Gold'daki işçileri de yakaladı crosslarla. Cyborg biraz zor durumda kaldı gibi gözüküyor. Skirm'ler scoutlardan TC'ye doğru kaçtı. Eagle'lar geliyor ama Eagle'lar elit değil ve ikinci zırhı da yok. O yüzden cross ve scoutlara karşı yine de verimli oldu o skirmler. Bayağı bir crosslara zarar verdi. Eray orayı temizledi diyebiliriz. Önden 4 archer'ıyla Cyborg'un oduncularına girmiş. Balistik olmadığı için bir türlü işçi alamadı ama orayı bayağı bir idle bıraktı. Şimdi işçi almaya da başladı. Cyborg base'ini temizledi. Ve full eagle basıyor. Eray ise 3. TC atacak Tatar'la. Cross devam ediyor. Cross artı Knight. Ama Eagle'a karşı bence zorlanacak şu an. Cyborg'a yavaş yavaş oyun dönmeye başladı. Çünkü Eagle sayısını çok hızlı arttırıyor. Şimdiden 8 Eagle oldu. Astian Barracks'ları da hızlı çalışıyor. Ve bu sayede hızlı birikiyor Eagle'larla. Artı 2'si olmadığı sürece ama Cross'lara düşer. Knight artı Cross gidiyor Eray. Bit stable dağıtıp yani 2 stable Knight'a çıkması gerekli. İşçi sayısında şu an önde ve 3 stable oynuyor. Pardon, 3 TC oynuyor. İşçi farkını açacak.
Echo da hep önde olacak. Manastır geliyor. Cyborg da Monk ekleyecek Eagle'ların yanına. İki taraf içinde eşit geçen bir maç yine. Eray birazcık öndeydi ama şu an bu Eagle'larla birlikte Cyborg dengeledi diyebiliriz. Chat ne dersiniz? Kim kazanır? Kimi tutuyorsunuz ya da? Şöyle yapalım. Eray diyenler 1, Cyborg diyenler 2 yazsın chat'e. Hani anket açamıyorum şu an. Eray diyen 1, Cyborg diyen 2, bakalım hangisinin destekçisi daha fazla. Berabere yazan var ama berabere yok. 1-1-1 geliyor. İkiler bayağı geldi. Cyborg'un da desteklisi var gibi. Şu an Eagle'ları. Hala ikinci zırhı yok. Bloodlines geliyor Eray'dan. İşçi farkında bir 10 işçiye kadar geldi. Cyborg şu an house'landı. Monk basıyor, Eagle basıyor. O Monk'u Knight'larıyla düşürebilir Eray. Cyborg convertleyemeden o Knight'ı almayı başardı. Pardon, Monk almayı başardı ama Knight'larını cross'lardan uzakta savaştırıyor. Arkadan gelen cross'lar, Thumbling de var. Thumbling ücretsiz geldiği için Tatar'da orada Eagle'lara neredeyse tek atıyor. Tepeden savaşırsa aslında Tatar'la alabilir Eray. Eagle'ları iki vuruşta düşürüyor ama artık artı iki zırhı da geldi o Eagle'ların. Eray stone'a giriyor. Kale atacak sanırım buraya. Eagle sayısı arttı. Şu an cross'tan fazla Eagle var. Yukarıyı iki Eagle'la raidleyen bir Cyborg var. O balığı engellemiş. Gelen 3 işçiyi de alabilir. Şimdi 17 Eagle Eray'ın base'e raid'e doğru gidiyor. Quick Wall atılmaya çalışılacak Eray'dan oraya. Ve Quick Wall'da başarı var. Sıkıştırabilir buraya. Burada Knight'larla ve Cross'larla içeri sıkıştırabilir. Cyborg tehlikenin farkına vardı. Eray karşı atağa gidiyor hemen. Şu an gelen Eagle'lar burada cross'ları düşürecek gibi Gold'un arasına güzel sıkıştı. Orada iki Gold'un arasına girdi ama Eagle'lar yine de artı 2'nin de verdiği zırhla birlikte burada cross'ların etrafını sardı ve düşürecek. Yine de Eray için iyi bir takas. Hani eşit sayıda Eagle ve cross'tan bu kadar Eagle düşürmesi gayet iyi oldu. İşçi farkında 20 işçiye çıkarttı farkı. Şu an full knight dönmesi gerekebilir. Hani stable sayısını artırıp. Cyborg raid'e bir kez daha gidiyor. Kale gelecek muhtemelen Eray'dan. Şu an Eagle'ların gittiği yerde TC var. Birkaç tane de Knight var. Şimdi Eray orayı fark etti. TC'den geçiyor Eagle'lar. Çok hasar görmüyor zaten. Knight'lar yine orada. İşçi farkını bu raid'le kapatmaya çalışacak ama Knight'lar ve TC dibinde savaşamıyor Eray. Burayı kazanmayı başardı. Cyborg geri çekiliyor. Bir de Siege geldi. Mangonel basıyor ama Eagle, Monk, Mangonel sağ taraftan raid'e gidiyor. Cyborg burası daha zayıf karnı. İkinci stable'a atmış. Zeno burada Eray. 27 işlik bir fark var. Sağ taraf zayıf karnı demiştik. Eagle'ların geldiği yere şimdi kale geliyor Eray'dan ama biraz hızlı davranması gerekebilir. Knight'lar. Knight'larla sol tarafı koruyup sağ tarafa da kale atıyor Eray'dan. Gerçekten çok iyi bir oyun. Çok fazla da Eagle yok, o yüzden TC dibinde orayı tutacak gibi duruyor. 27 işçilik bir fark var. Knight'larıyla ortada tekrardan Eray. Ama orada Monk'lar Rem'i gördü, Monk'ları gördü. Cyborg Knight'lardan birini convertlemeyi başardı. Bir kale daha gelecek Eray'dan. İkinci kaleyi atabilir. Keşik basıyor. Kaleden keşik geliyor. Keşikler de iyi tercih Aste'ye karşı. Knight orada Mangonel'i sanırım düşüremeyecek.
son anda düşürdü. O Mangonel'in düşmesi çok önemliydi. Crosslarda içeriden savunma yapabilmek için Mangonel büyük tehditti. Knight'larla da Ray'e gitmek çalışıyor. Eray burayı savunmayı başardı. 30 kişiye çıkarttı farkı. Eagle'lar bir kez daha Ray'di ama o 5 Eagle durdurulacak gibi duruyor. Monk'larıyla Cyborg gelen Knight'ları tutmaya çalışıyor. Eray bir kalelik daha stun'u var. Bakalım onu nereye kullanacak. Eagle'lar burada tarlaya vurunca biraz Eagle kaybetti. Losangaras hoş geldin. Teşekkürler. Sağ tarafa bir kale daha atıyor. Sağ tarafa kuruluyor daha çok. Erais burada Cyborg'sa soldan yüklenmeye çalışıyor. Eray'ın keşik sayısı da arttı. Yani işçi farkı 35'leri geçiyor. Ama önden de Monk, Eagle, Ram, Mangonel çok iyi yüklenen bir Cyborg var. Eray'ın base'e de bence bir kale atması lazımdı. Bu kaleyi agresif yerine defansif atabilirdi. Burası açık. Keşikler raid'e girdi. Zaten Cyborg'un işçi sayısı az. Ve şu an raid yiyecek. Stone satın aldı. Ve base'e bir kale daha atıyor. Eray'dan muazzam oyun. Yani muazzam oyun. Archer Range'in arkasını devlerle biraz daha iyi alıyor. O sırada keşikler ve crosslar raid'e girdi. Önüne Knight ve keşik koyduğu için tanklayabiliyor ve Monk'ları da o crosslarla düşürüyor. Sadece Eagle gitse, pardon, sadece Archer gitse sıkıntı yaşardı ama tanklayarak oynadığı için sıkıntı yaşamıyor. Şu an o kale Daud kesilme olacak yoksa 92, 94, 97, 98, 99, 78 ve 100. Kale son anda tamamlandı. O kalenin tamamlanması Ray için kabus olabilirdi ama şu an diğer tarafta keşikler, knightlar, eagle'lar savaşmaya devam ediyor. Ve oradaki eagle ordusunu temizleyecek diyebiliriz. Cyborg orduyu kaybetti. Burada kalenin dibinde savaştığı için yine buradaki siege'lerini de kaybetti. Sola bir Stonewall gelmiş Eray'dan Ray'i engellemek için. İçerideki son eagle'ları da temizleyecek. Orada son keşik de konvertlendi ama sağdan gelen baskıyı şu an Cyborg göğüsleyemiyor. Crosslar Monk'ları alıyor. Geri kalanları da Knight ve keşikler temizlemeye devam ediyor. Eray mükemmel bir oyun izletti bize. Daha doğrusu Eray ve Cyborg ikilisi muazzam bir karşılaşma izletti. B grubunda ikincilik için yani önemliydi. İlk hafta Cyclops çünkü 5-0 kazandı. O yüzden 5 puanda şimdi kazanan 3 puanla ikincilik koltuğuna yerleşecek. Burada gelen Monk'u yine crosslar düşürmeyi başardı. Cyborg'un öndeki baskısı da gitti. Cross da oradan işçi de alıyor. 30 işçilik bir fark var. Son maç olduğu için Cyborg direnmeye çalışıyor ama artık tutabileceği bir şey de kalmadı. 1000 gold var ama et yok. GG geliyor. Eray burada 3-2'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırıyor. Cyborg'sa 2 puanla ayrıldı. Hala ikincilik için şansları çok yüksek. Hani birincilik için de var. Cyclops'la oynayacaklar. Hani turnuva çekişmeli değil diyenler vardı ama bu daha bir başlangıç. Hani Kasva ile grup sonuncusunun, Cyclops'la grup sonuncusunun maçları doğal olarak hani bu kadar çekişmeli geçmiyor. Onlar turnuva favorileri. Ama ikinci ile üçüncünün maçları, D grubu, C grubu birbirine çok yakın oyuncular ve çok çekişmeli geçecektir. Durumda 3-2